Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, hepiniz Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Yeni bir Pergel programıyla karşınızdayız ve inşallah bu programda iki değerli konuğumuzla gündemdeki konuyu analiz etmek istiyoruz, yorumlamak istiyoruz. İlahiyatçı Selahattin Yazıcı Hocam, bizlerle hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine yazar Mehmet Emin Vural Hocam, siz de hoş geldiniz. Razı olsun, teşekkür ederim. Neyi konuşacağız? Tabii malum henüz daha sıcak bir konu İstanbul seçimleri bitti ama yorumu hala devam ediyor ki sebep sonuç bağlamında söylenecek belki çok şey var ama süremizin el verdiği ölçüde değerli konuklarımıza bunu soracağız. 31 Mart seçimi ardından işte dünkü seçim ne oldu? Bu sonuçlar önceden öngörülüyor muydu? Ve sonuçta acaba bundan sonraki süreç nasıl şekillenecek buna göre? Şimdi hocam sağdan başlayayım mı? Yoksa hocama döneyim. Tamam. Şimdi hocam böyle çok fazla belki rakamlara girmek, işte şu tarihte şöyle oy almıştı, şunlar böyle oy almıştı filan, bunlara şöyle çok fazla teknik detaylara girmek istemiyorum işin gerçeği ama şimdi Türkiye'nin işte bir geçmişten bugüne taşıdığı bir sosyolojik yapısı var, bir kültürel yapısı var vesaire. Şimdi yine İstanbul'un kendine özgü bir durumu var. Bütün bunlarla baktığınız zaman şöyle önce genel bir değerlendirme yaparsanız işte şöyle oldu da işte bu sonuçlar çıktı diye bir sonuç cümlesi kurarsak. Evet. Öncesinde ne diyorsunuz? Buyurun. Öncelikle bizi izleyenlere hayırlı akşamlar diliyorum ben. Hepsini Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Bizi misafir ettikleri için hem onlara hem de televizyonunuza teşekkür ediyorum. Eyvallah. Allah razı olsun. Tabii siyaset tartışmaları çok yoğun. Her telden bir ses çıkıyor tabiri caizse. Ama Türkiye'nin geldiği siyaset arenası gerçekten dünyada yorumlanması en zor arenalardan bir tanesi. İlginç bir siyaset gelişti Türkiye'de. Geçmişinden günümüze ne var diye sorarsanız siyasetin geçmişinde samimiyet, günümüzdeki siyasette maalesef yalan ve sahtekarlık var. Geçmişte samimiyet var mıydı? Tabii, geçmişte bir samimiyet vardı. Yani herkes bir şekilde davasını savunuyordu. Nitekim o darbelerden sonra da o davalarından dolayı yargılananlar oldu, ölenler oldu, idam edilenler oldu. Şimdi geldiğimiz siyaset gündeminde kimin eli kimin cebinde belli değil. Yani tefessüh dediğimiz şey biraz zayıf kalır. Siyasette bana göre tam bir çukur dönemi yaşanıyor. Bunu bütün kesimler için mi söylüyorsun? Yani genel yani bütün kesimler için çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani bunu böyle bir siyaset üstü bakışla falan söyleyebiliriz. Yani gündemdeki daha çok gündemdeki siyaset için kullanıyorsun. Tabii. Yani şu an konuşulan siyaset için. Evet. Şu anki geçmişten günümüzde bir mukayese yaptığımız zaman, çünkü bizim iyi kötü bir 40 yıllık tecrübeyle bunları çok rahatlıkla konuşabiliriz. Geçmişte herkes kendi davasının temsilcisiydi. Kendi davasını anlatıyordu. Ve o dava istikametinde insanlar ya oylarını veriyorlardı ya da vermiyorlardı. Ha, oylarını verdikten sonra insanlar, o partiler kendi aralarında bir koalisyon anlaşması yapıyorlardı. Ve o koalisyon anlaşmasında bakanlar paylaşılıyordu. Ve herkes kendi bakanlığında kendisini ispatlamaya çalışıyordu. Yani siyasetin hükümet boyutu böyleydi. Tabii burada bu arada hocamın da bir siyasi şeyi var. Bir istisna istisnalar kaydayı bozmaz diyorsunuz. Ya yani biraz tabii şimdi başlangıcından böyle girersek biraz sonra işin nereye varacağını göreceğiz hep beraber. Yani buradan ciddi bir siyaset eleştirisi yapmak zorundayız. Şimdi yine belediyeler zaviyesinden baktığımız zaman herkes belediyelerde ne yapacağını ve hangi davayı belediyelere taşıyacağını bunu anlatıyordu. İnsanlar isterse inanç yönü kuvvetli,
iman yönü kuvvetli, hatta hocalık yapan, mesela bir basit bir örnek vereyim, mesela Şevki Yılmaz diyelim ki Rize'de belediye başkanı oldu. Şevki Yılmaz'ın ne olduğunu, ne olmadığını herkes bilir. Türkiye'de tanırdı. Efendim Urfa'da İbrahim Halil Çelik belediye başkanı oldu. İbrahim Halil Çelik'in düşüncelerini, siyasetini, anlayışını, ev hayatına kadar herkes bilir. Yani oy verirken insanlar nasıl bir insana oy verdiğini çok rahat biliyorlardı. Düşüncelerini de biliyorlardı. Şimdi geldiğimiz noktada bakıyorsunuz ki birleşenler ve ayrışanlar adeta iç içe girmiş. Yani düşüncesini söyleyen insanların ne kadar doğru söylediğine, ne kadar doğru söylemediğine inanmakta zorlanıyorsunuz. Geçmişine baktığınız zaman diyorsunuz ki hayır, bu geçmiş bu istikameti getirmiyor. Yani ilkelerden uzaklaşıyor. İlkelerden uzaklaşıyor. Yani bunu mesela diyelim ki o ilkelerden uzaklaşmasına rağmen insanlara değiştim diyebilmesi için, parti değişebilir, insanlar da değişebilir ama değiştim diyebilmesi için bir öz eleştiri yapması gerekiyor geçmişine dönük. Mesela diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi ben değiştim diyor. HDP ile işbirliği yapacağım diyor. Ya da bir şekilde Kürtlerin haklarını savunacağım diyorsa, o zaman Dersim'e dönük bir öz eleştiri yapması gerekiyor. Aynı şekilde diyelim ki İYİ Parti. HDP ile eğer bir araya geliyorsa, onunla bir konsensüs sağlamaya çalışıyorsa, geçmişe dönük o anlayışın faili meçhullerden dolayı özel bir özür dilemesi gerekiyor. Şimdi Ekrem yani İmamoğlu... ne Dersim'i inkar ediyorsunuz, evet, ne Dersim'den dolayı bir özür diliyorsunuz, ne o faili meçhullerden dolayı özür diliyorsunuz. Yani yaptığınız bütün her şey ortadayken, geçmişle bugün arasında mukayese yaptığımız zaman, bugün bir araya geliyorsunuz, diyorsunuz ki biz bir araya geldik, tamam geldiniz bir araya, ne adına bir araya geldiniz? Bir kişiye karşı biz birleştik. İyi de sizi bir araya getiren o zorlayıcı unsuru bir izah edin, biz de anlayalım, rahatlıkla anlayalım yani. Geçmişte diyelim ki solculuk, biz solcuları tanıyoruz, onlarla cezaevlerinde de yattık, beraber işkence de gördük. Solcuları tanıyoruz, deve dişi solcular vardı. Sosyal demokrasiyi anlatan, sosyalizmi anlatan, Marksizmi anlatan öyle insanlar vardı ki davalarına sadık, onun için ölmeyi göze alan, idama giderken tek yol devrim diye bağıran solcular vardı. Şimdi geldiğimiz yerde kim solcu? Ben bakıyorum. Öyle bir dava yok. Yani sol kesime bakıyorum, bir dava yok. Sağ kesime bakıyorum, yani şey zaviyesinden, İYİ Parti ve MHP zaviyesinden bakıyorum, ortada bir dava kalmamış. Geçmişte kardeşleri, arkadaşları, ülküdaşları şehit düşen insanlar bugün o ülküdaşlarına ne için şehit düştüğüne bakmaksızın ve öbür dünyada onların yakasına yapışacak şekilde hareket edebiliyorlar. Yani gidip bir HDP ile çok rahatlıkla ya da PKK çizgisiyle uzlaşabiliyorlar. Bu nasıl bir anlayış? Ya da solla uzlaşabiliyorsunuz. Ben uzlaşmaya karşı bir tavır olarak bunu söylemiyorum. Ama eğer fikir ve düşüncelerinizi söylüyorsanız, geçmişinden günümüze kadar bu davaya siz sahip çıkıyorsanız, o zaman insanları kandırmayın. Yani kandırmayın insanları. Koalisyon yapabilirsiniz. Geçmişte yapıldığı gibi koalisyon yaparsınız. Ortak bir metin üzerinde kendi menfaatlerinizin de olduğu, karşılıklı menfaatlerinizin olduğu bir hükümet ortaklığı, efendime söyleyeyim bir koalisyon ortaklığı yaparsınız. Ama bu işin içerisinde de bir hedef olur. Hedef dediğiniz şey, eğer biz şahsa kilitlenmiş bir hedefse bununla da hedef medef olmaz. Yani bugünkü uzlaşıları konuşurken bunları çok net konuşmamız lazım. Hedef bir dava adına olur. Yani bir davayı biz ortadan kaldıracağız, kendi davamızı hakim kılacağız. Anlatabiliyor muyum? Şimdi biz çok temiz siyasetlerden geldik geçmişten bu yana. Yani Erbakan Hoca'nın çizgisinde, onun rahle-i tedrisinde bulunduk. Hiçbir zaman ilk gün söylediğiyle son gün söylediği arasında bir fark yoktu. Ama insanlarla da uzlaşabiliyordu. Oturup ittifak kurabiliyordu, koalisyon yapabiliyordu, hükümet kurabiliyordu. Burada hiçbir sorun yok. Ama hiç kimse kendi çizgisinden ve kendi davasından vazgeçtiğini ya da taviz verdiğini söyleyemez. Şimdi o dönemlerde Refah Partisi belediyelerin 1/4'ünü aldı. 94 senesinden bahsediyoruz. Buna İstanbul'da dahil olmak üzere. 1/4
toplam nüfus üzerinden hesaplandığı zaman Refah Partisi belediyelerin 4/3 aldı. Diyarbakır'dan tutun, Van'dan tutun, Urfa'dan, Ankara'dan, İstanbul'dan, Trabzon'dan, Karadeniz'in bütün vilayetlerine kadar, Rize'den, efendime söyleyeyim, Türkiye'nin 4/3 Konya'sı, Sivas'ı, şusu busu, hepsi neredeyse. Bütün büyük şehirleri aldığı gibi İzmir hariç. Yani nüfusu çok yoğunluklu olan Güneydoğu'suyla, Batı'sıyla, Orta Anadolu'suyla, Marmara'sıyla belediyelerin 4/3 aldı. Ne yaptı belediyeler diye geldiği zaman? Geldiği, hazır bulduğu belediyelerin tamamında mesela içki tüketimi zirveydi. Sosyal tesislerde içkiler vardı. Bakın, davasına ihanet etmedi. Davasına sahip çıktı. Hepsini çıktı, dedi ki kardeşim, bu belediyeler zararlı maddelerin kullanılacağı yerler değildir, bu tesisler, bu sosyal tesisler. Buralardan zararlı unsurların tamamını biz temizliyoruz, dedi, temizledi. Sözünde durdu mu? Durdu. Biz bütün bütçeleri, belediyelerin bütün bütçelerini halka dönük kullanacağız ve hiçbir yere zerre kadar taşma yapmayacak. Söylediğinde durdu mu? Durdu. Aradan 20 yıl geçti. 20 yıl bu belediyelerde herhangi bir sapma oldu mu? Bana göre olmadı. Peki bu son dönemlerde ne oldu? Son dönemlerde o istikamet üzerine, kendisini belli istikamete odaklamış insanlar yavaş yavaş kenara çekilmeye başladı. Yani idealler artık neredeyse TUKOK haline getirildi. Evet. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmalarında yer yer CHP eleştirileriyle karşılaştığında kurduğu bir takım cümleler vardı. İşte CHP şunu yapmış ve CHP şu filan belediyede şöyle bir haksızlık yapılmış dendiğinde bu bir hatadır. Bu işte onu bağlar, onları bağlar, hata yapanı bağlar gibi cümleler de kurdu. Yani gerek geçmişle ilgili, gerekse bugün yapılan bir takım yanlışlar söylendiğinde o bu cümleleri de söylüyordu. Şimdi tekrar geleceğim size. Emin Hocam, şimdi hocam ilkesizlikten, bilmiyorum, omurgasızlık, idealsizlik, ondan bahsetti ama şimdi siyasetin, bir de geçmişte daha temizdi, dürüsttü siyaset, öyle dediniz yani. Yani düşün, idealler anlamında. Herkes kendiydi. Evet. Bunu sadece ben bir kesim için, yani İslami kesim. Peki, ya da inanç doğrultusunda söylemiyorum. Sol da samimiydi. Evet. Şimdi yani sol geldiği zaman mesela adam diyordu ki kardeşim, biz hayat tarzımıza müdahale ettirmeyiz. Geldiğimiz yerde biz içkimizi içeriz. Bizim geldiğimiz yerde tesislerimizde içki olur. Nitekim İzmir mesela şimdi. İzmir'de bütün sosyal tesislerde içki var. Bunu ortaya koy. Ama geldiğin zaman kardeşim, senin düşüncen ve inancın belli. Bunları açık açık söylemezsen vatandaşı kandırıyorsun demektir. Şimdi az önce söylediğiniz İmamoğlu meselesi. İmamoğlu bir beyanname vermiş 5 yıl önce Beylikdüzü'nde. Verdiği beyannamenin 30 taahhüdünden 2-3 tanesini bile yerine getirememiş. Şimdi tabii bir boya malzemesi var. İsteyen istediği boyayı istediği yere çalabiliyor. Yani istediğiniz gibi süsleyebiliyorsunuz. Üstelik sosyal medya üzerinden de süsleyebiliyorsunuz. İstediğiniz adamı da kirletebiliyorsunuz. Çok rahatlıkla yani. Adama hiçbir savunma hakkı bile vermedin. Kardeşim, bir dinleyelim bakalım bu adamı biz. Ne diyor bu adam? Vermeden tamamen sosyal medya içerisinde karma karışık bir durum. Bakıyorum şimdi, seçmeye çalışıyorum. Ya kardeşim, karşı olanlar, taraf olanlar vesaire, bunların bir ideolojisi var mı? Samimiyet var mı yani? Hiçbir samimiyet yok. Hiç kimsenin bir, hani bizim geçmişten gelen, geçmişten derken ta Hazreti Adem'den beri gelen, yani bir zincir şeklinde bize görev olarak, bir sorumluluk olarak, bir vebal olarak üzerimize yüklenmiş bir tebliğ sorumluluğu var. Bakıyorum, kim neyi tebliğ ediyor? Evet. Peki şimdi hocam, siyasette biraz menfaat veya işte pragmatizm gibi, yani son dönemde sıkça konuştuğumuz şeyler de konuşulmalı değil mi? Yani şimdi hocam tamam, ilkeli olmaktan bahsediyor ama yani siyasetin doğasında yok mudur menfaat?
zaten bir şekilde ya sizi seçenlerin bir menfaatini ya da kendi menfaatiniz gibi. Yani bunun hani ne kadar abestir? Bir oraya da gelelim. Buyurun. Ben Selahattin Hocam'ın dediklerine katılıyorum. Şimdi 30-40 sene önceki bir siyasette netice itibariyle inandığı bir ideolojisi vardı. Milliyetçiyim diye ülküsü neyse, kaç tane ışığı varsa veya solcuysa onun için işçi, efendime söyleyeyim, ekmek, hürriyet neyse bu husustaki değerlerde Müslüman için de aynı şekilde İslami değerler tabiri yani müsaitse şöyle bir namus meselesi gibi bakıyorlardı ideolojisine. Ve bunda samimiydiler. Dolayısıyla bir siyasi ortaklıkta da o erdemi gösteriyorlardı. O duruş vardı kendilerinde. Yani ben unutmam, Müslüman Türkiye bağıranlarda samimiydi. Milliyetçi Türkiye diye bağıranlar da samimiydi. Bağımsız Türkiye diye bağıranlar da samimiydi. Yani bu anlamda bizim kuşak o dönemde her iki taraf da esas itibariyle sevdası Türkiye'ydi. Bağımsızlıktı ve ülkenin yani bir şekilde huzuru, refahı ve barışını temindi. Siyaset bu şekildeydi. Menfaat noktasına gelince elbette ki hani siyasetin doğasında bu var. Fakat o dönemin insanı daha bu coğrafyanın medeniyet değerlerine bağlıydı. Öyle bugünkü gibi kolay yalan atan bir şöyle söyleyeyim bir toplum yoktu. Veya yalanı kendisine meslek edinmiş bir anlayış yaşama imkanı bulamazdı. Köklerinden daha o kadar savrulmamıştı. Örf ve adetlerine bağlıydı. Bu solcuda da vardı, milliyetçide de vardı, Müslümanda da vardı. Bu coğrafyanın kültürüydü. Fakat bugün geldiğimiz noktada biz hem o medeniyet değerlerimizi kaybettik. Efendime söyleyeyim. Dolayısıyla örf ve adetlerimizi de kaybettik. Adamlığımızı kaybettik. Gelinen süreçte ne Müslüman Müslüman kalabildi gerçek anlamda, ne ülkücü ülkücü kalabildi, solcu zaten buharlaştı gitti. Dolayısıyla makyavalist bir topluma dönüştük. Yalan bir değer oldu. Siyaset onun üzerine inşa edildi. Sosyal medyayla her türlü algı mühendisliği yapıldı. Ve bu çok acı bir şey, meşru bir doğal bir şeymiş gibi şu anda yaşanıyor. Acı olan bu. Böyle bir ortamda dürüst siyaset yapmak çok da zorlaşmış bir durumda. Dediniz yani benim siyasetle ilgim. Allah bu toplumda, bu zeminde siyaset yapanlara gerçekten yani adam gibi siyaset yapanlara Allah yardım etsin. Yani mesela biz şöyle deriz. Hüdapar olarak bir sloganımızı söyleyelim. Dürüst siyaset gerçek adalet deriz. Ve şöyle söyleriz. Yanlış bir insanla seçim kazanmaktansa, yanlış bir adayla seçim kazanmaktansa dürüst bir adayla kaybetmeyi tercih ederiz. Ve bir diğer ilkemiz de mesela aldanırız ama asla aldatmayız. Aldanmamaya da çalışırız ama aldatma bizim kitabımızda yazmaz. Efendime söyleyeyim. Dolayısıyla yalan bizden uzaktır. Çünkü yalan denildiği zaman bu medeniyetimiz değerlerimizde İslam'ın dört tane yani İslam'da çok önemli bir husus var. Bir kişinin karakterini belirleyen, hayatını belirleyen, daha doğrusu imanını belirleyen.
Zaten imanını belirleyen o ölçü aynı zamanda onun kişiliğini ve karakterini de belirler. Ve siyasetçi de yani ülkenin idaresine talip olan kesimde en önemli zaten bu haslet olmalıdır. Yani Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi malumunuz müminin 4 tane önemli hasleti vardır. Münafıkın. Nedir o? Konuştuğu zaman yalan konuşur. Münafıkın. Söz verdiği zaman sözünde durmaz. Ona bir emanet tevdi edildiği zaman o emanete ihanet eder. 4. Şükrü yoktur, ahde vefası yoktur, nankördür. Şimdi toplum yalanı bir meslek haline getiren bir hani bir siyasi zeminde ve ülkenin idaresine talip veya herhangi bir kamusal alanda görevli olan bir insan eğer yalan açıyorsa o insan emanete de ihanet edecektir. Efendime söyleyeyim. Hak kasfı kesinlikle doğal bir hale gelecektir. Tarafkirlik bir yana. Gerçeklik bir hayat haline gelecektir. Husumette aşırı gidecektir. Evet. Efendime söyleyeyim. O toplumun dolayısıyla ıslahı mümkün değildir. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Yani İslami bu yani kriter, ölçü yalan bütün kötülüklerin arasıdır. Yani şimdi yüz kızartıcı suçlar var bu ülkede. Deniliyor hırsızlık, işte fuhuş vesaire bağışlayın. Bizim inancımızda Ebu Zer hadisini burada hatırlamakta, yani söylemekte fayda var. Malumunuz Ebu Zer hadisi, rivayet eden hadisinde Hazreti Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar. Ya Resulallah, Müslüman hırsızlık yapar mı? Yapar. Ya Resulallah, Müslüman içki içer mi? İçer. İçebilir yani. İçebilir. Ha. Ya Resulallah, Müslüman zina eder mi? Edebilir. Peki ya Resulallah, Müslüman ne yapmaz? Asla yalan söylemez. Eşkan Hocam, yalan büyük günahlar mesabesine olan o yalan bugünkü toplumda çok sıradan bir hale gelmiş. Siyasetimizin içinde, ticaretimizin içinde, kısacası sosyal hayatımızı rehin almış. Bir çürümüşlük var. Dolayısıyla o yüz kızartıcı suçlar nedeniyle bir diyelim ki bir kamu da görevli bir kişi veya bir siyaset adamı hani mahkumiyetinde ne oluyor? Memuriyeti veya o neyse o mesleği yani elinden alınıyor. Bana kalırsa bu yalanla ilgili bazı kriterler ortaya koymalılar. Yüz kızartıcı suçların da çok ötesinde bir suçtur. Yalanı meslek haline getiren bir insan yani bir tavuk bile teslim edilmemeli. Muhtar bile seçilmemeli. Buna bir kriter, bir ölçü getirilmeli. Evet. Bunu yani bu yalanı kim söylerse söylesin tabii. Kim söylerse söylesin. Şimdi Demirel'e soruyorlar. 6 sefer gidip 7 sefer nasıl geldiniz? Evet. Demirel de diyor ki ben vaat verdim. Bir vaat konuşulurken tam herkes o vaade odaklanmışken İkinci bir vaat verdim. Bu sefer birincisini yerine zaten getirmedim de. Birincisini millet unuttu, ikincisiyle meşgul oldu. Şimdi az önce vaatleri yerine getirme. Ya siyaset, şimdi dua kelimesini sevmiyorum. Yani siyasetin duası filan bu kelime çok hoşuma gitmiyor da. Ya hile dediğimiz bir şey. Şimdi hani hadis-i şerif diyor ya harp hiledir. Şimdi siyaset zemini de bir tamam öyle normal anladığımız bir savaş zemini değil ama bir mücadele zemini sonuçta. Evet. Yani orada şimdi hile dediğimiz şey yok mu? Yani olmayacak mı? Yani tamam bunu bu yalanın bir sınırı olacak ama yani
hile nasıl yapılacak? Veya hilenin sınırları ölçüsü ne olacak siyasette? Şimdi hocam çok geniş aldık gerçi seçime geleceğiz ama bunu da konuşup öyle geçelim ya. Evet. Şimdi tabii el harbu hiletin o harp sırasındadır. Sadece savaşa özgüdür diyorsun. Sadece savaşa özgüdür. Eğer onu diğer boyuta çekerseniz o takıya olur. Şimdi burada takıya ile şeyi birbirine karıştırmamak lazım. Ben takıyayı baştan sona şimdi anlatırım. Bir kısım insanlar da bunu anlatınca üzülüyorlar. Bana göre İslam'da takıya yoktur. Çünkü takıya bütün güven unsurlarını yok eden bir dinamit gibidir. Eğer Hazreti Peygamber, mesela biz ölçüyle hareket eden insanlarız. Biz herkes gibi ölçüsüz değiliz. Makyavelist olamayız, pragmatist olamayız. Yani araziye göre renk, bu şey bir araziye göre durum, vaziyet alamayız. Yani biz hiçbir şekilde ölçüsüz hareket etme şans ve imkanına sahip bir inancın sahipleri değiliz. Bizim inançlarımız var, bizim düsturlarımız var, bizim ölçülerimiz var. Biz o ölçülere uymak zorundayız. O ölçüleri canlı hayata tatbik eden bir peygamberimiz var. Yani hani bu iş yeryüzünde uygulandı mı, uygulanmadı mı diye tartışmıyoruz. Uygulandı ve canlı bir şekilde bizim önümüzde bir örnek var. Her an hayatı önümüzde olan bir usvetül hasene var. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla biz herkes gibi hareket edemeyiz. Bir kere bizim böyle yüzümüze bakan arkamızı da görmek zorundadır. Yani bize güvenmek zorundadır. Söylediğimiz söz ister dost olsun ister düşman olsun, herkesin nazarında doğru damgasını yemelidir. Aksi takdirde takiye yapmaya kalkarsak, mesela biz şimdi evimizde takiye yaparsak hanımımız, çoluğumuz, çocuğumuz bize güvenmez. Çarşıda takiye yaparsak esnaf, tüccar, alışveriş yaptığımız insanlar bize güvenmez. Siyasette takiye yaparsak siyaset yaptığımız, konuştuğumuz insanlar bize güvenmez. Şurada program yapıyoruz mesela, diyelim ki ben 2 saat konuştum. 2 saat sonra bana dediniz ki siz çok güzel takiye yaptınız. Benim bütün söylediklerimi sıfırla çarpmış olursunuz. Yani doğruluk insanın bütün kılcal damarlarına kadar işlemesi lazım. Karakter haline gelir. Hayat budur. Eğer tabii Müslüman da budur zaten. Onun için Müslümana herkes güvenmek zorundadır. Çünkü Müslüman yalanla imanın yan yana durmayacağını bilir. Müslümanın emanete ihanet etmeyeceğini herkes bilir. Arkadaşının sırtından hançerlemeyeceğini herkes bilir. Dolayısıyla biz bu uygulamaları konuşurken biz düsturlarımıza göre hareket etme mecburiyetimiz olduğunu biliyoruz. 20-25 yıl buraya kadar bu işin gelmesinin sebebi, bana göre az da olsa hatalar yapılmıştır ama o hataları millet kabullenmiştir. Vatandaş o kadar hataya göz yummuştur. Şimdi o Demirel'in söylediklerine gelince, Demirel kapitalizmin Türkiye'deki bir temsilcisiydi. Yani küresel sistemin Türkiye'deki ciddi bir temsilcisiydi. Aldatma ve kandırma noktasında ona ihtiyaç yok. Zaten söyledi, bugün bugündür, dün dündür, bugün bugündür. Siyasette 24 saat çok uzun bir zamandır. Yani geleceğe ait mesela iki anahtar dağıtma şeyleri vardı. Bir araba anahtarı, bir ev anahtarı dağıtma hedefi vardı, vaatleri vardı bir dönemde. Bunlar siyaset değil. Bunlar politika. Bunu da ayıralım bir. Yani siyasetle politikayı birbirinden ayıralım. Siyaset bizim inancımızın lügatında, ansiklopedisinde olan bir kelimedir. Politika Batı'nın lügatındaki bir kelimedir. Onların ansiklopedisinde var olan bir kelimedir. İkisinin anlamları ayrı ayrıdır. Birisi ikiyüzlülük anlamına gelir, diğeri devlet idaresi anlamına gelir. Devlet idaresi bir ağırbaşlılık ister. Aldatırsınız, aynen yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Şimdi Türkiye'de ciddi bir şekilde bu davayı yürütmeye çalışan bir anlayış var. Bu görünen bir şey. Fakat o anlayışın etrafında kümelenmiş şebekeler de var. Şimdi az önce Şevki Yılmaz'dan bahsettim, mesaj göndermiş. Ciddi bir eleştiri yani. Buradan da okuyabiliriz isterseniz, hiç problem yok. Ciddi bir eleştiri getirmiş. Yani bu işi kimler bu hale getirdi diye. Şimdi karşı taraf
normalde diyelim ki bugün bu siyasetin 94'ten başlayan bu siyasetin bugünkü temsilcileri zaten 94'te devrettiklerini, 94'te kaybettiklerini, kazandıklarını ilan eden bir kesim de var. Bu işi böyle iki boyutlu ele aldığımız zaman 94'teki anlayışın günümüze taşınması ve günümüzden öteye, ötelere doğru götürülmesi gerekirken neden patinaj yaptı bu iş? Neden bu noktaya geldi? Esas sebebini söyleyeyim ben. Esas sebebi 40 yamalı bir politikanın adeta bizim yapmamız gerekeni yapmasından kaynaklandı. Vahdet dediğimiz şey. Bakın dikkat edin. Hiçbir araya gelmesi düşünülmeyen bir kesim kendi arasında bir vahdet yaptı. Kendi arasında. Bir araya gelmesi düşünülmeyen birkaç kesim. Batı, Amerika, FETÖ, PKK, HDP ile dolayısıyla İYİ Parti ki ülkücü hareketi temsil ediyor kendince ve CHP. Yani bugün gelen mesajlarda şöyle bir mesaj var. Arkadaşlara da paylaştım bunu. Adam diyor ki, onu isterseniz buradan da okuyayım. Enteresan bir, yani hangi, neyle diyor ki bizi mahcup etmeyen Cenab-ı Allah'a hamdü senalar olsun. Allah haklının ve mağdurun yanındadır. Bugünden itibaren Türkiye'de yeni bir dönem başlayacaktır. Türk milleti bir kez daha sandıkta devrim yapmıştır. Ne mutlu Türk'üm diyene. Şimdi bakın cümleleri görüyor musunuz? Cümleleri görüyor musunuz? Bir araya gelen kesimin içerisinde ne mutlu Türk'üm diyene hangi kesim? Ulusalcı kesim. Peki bu ulusalcı kesimin peşine takılan kim? Ne mutlu Türk'üm diyene anlayışına destek veren bir kesim mi? Nasıl bir arada tutuyorsunuz bunu? Bu anlayışla o anlayışı bir arada nasıl tutuyorsunuz? Demek ki şöyle bir durum var. Bir merkezden yönetilen örgütler ve partiler kendi aralarında vahdet yapabiliyor. Talimatla. Az önce söyledim ya, kendi düşüncesi öyle bir şey yok. Yani öyle bir sloganı yok. Ne mutlu Türk'üm diyeneyle ne mutlu Kürt'üm diyene bir araya gelebilir mi? Yani Kürtçü bir anlayışla Türkçü bir anlayış çatışırken, iki ulusalcı yapı birbirini beslerken ikisini bir araya getiren güç hangi güç olabilir? Ha, demek ki siz önce bağlı bulunduğunuz merkezlerin talimatlarıyla hareket ediyorsunuz ve bu ülkeye de çok pahalıya mal oluyorsunuz. Sizi yöneten güç aynı güç. Peki yani bunu öbür tarafa geldiğimiz zaman öbür taraf fabrika ayarlarına dönmek zorundadır. Yani milletle bütünleşmek zorundadır. Milletle bütünleşirken de kesinlikle makyabelist anlayışı, bu bahsettiğimiz pragmatist anlayışı, politikayı bir kenara itmelidir. Ciddi bir siyaset ve yine inançları doğrultusunda yürüyen bir anlayış ki liderde bu şey var. Bu anlayış var. Üslubuyla, konuşmasıyla, yürüyüşüyle bu var. Geçmişten gelen o şey, birikim onda fazlasıyla var. Etrafındaki ve gösterilen adaylardaki vasıfların da o vasıfa yakın olması lazım ya da o vasıfta olması lazım. Millet bunu okuması lazım. Yani millet dört dörtlük bu insanlara güvenmesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Geçmişinden geleceğini. Şimdi kalkmış bir bürokratı efendime söyleyeyim, halkla bağı olmayan, milletle bağı olmayan bir bürokratı getirip belediye başkanı yapamazsınız. Bunu vatandaş kabul etmez. Çünkü devlet yönetimi ayrı bir kulvardır. Halk yönetimi ayrı bir kulvardır. Burayı çok iyi belirlemesi lazım siyasetin. Siyasetin düşüncesi ne olursa olsun ama bir kere milletle devleti birbirinden ayıracaksınız. Halkla iç içe olan insanlar belediye yönetiminde yani halk yönetiminde yer alacak. Devlet bürokrasisi de devlet yönetiminde yer alacak. Devlet bürokrasisini halk yönetimine taşırsanız burada bir tezat oluşur. Çünkü o emir vermeye alışmıştır.
Halbuki halk yönetimi dediğiniz halktan emir alacak. Onun garsonu olacak. Anlatabiliyor muyum? Garson devlet dediğimiz anlayış budur. Ama devlet yönetimindeki, bürokrasideki adam, diyelim ki bir komutan, askerine emir vermeye alışmış. Yani bu anlayışı eğer birbirine karıştırırsanız buradan da iyi bir sonuç çıkmaz. Evet. Biri geliyor, vatandaşa yukarıdan bakıyor. Çünkü hep talimat vermiş. Hiç talimat almamış. Vatandaş da diyor ki kardeşim sen benim derdime çare bulmak zorundasın. Ben sana ne diyorsam bu derdime çare bulacaksın. O buna alışmamış ki. O sadece talimat vermeye alışmış. Vatandaşa yat demiş yatmış, kalk demiş kalkmış. Şimdi burada politika ile siyaseti birbirinden ayırırken yani bunları, bu son şeyinizi Binali Yıldırım için mi örneklediniz? Tabii Binali Bey de iyi bir şantiyecidir. Yani diyorsunuz halk yani, değil hizmet adamı. İyi bir bürokrattır. Süper bir bürokrattır. Yani diyelim ki şu havalanını yap dediğiniz zaman o havalanı hızlı bir şekilde yapar. Şimdi bizim Çamlıca Camii'ni organize eden, Çamlıca Camii'nin fiili olarak başında duran Ergün Külük diye bir abimiz var. Şahane bir cami yaptı. Bakın. Onun da orada başarısı var. Ama ona orayı yapma talimatını veren anlayış önemli anlayıştır. Onu oraya getirdi. Buranın başında duracaksın, koordinasyonu sağlayacaksın ve bu camiyi yapacaksın. Yaptı. Binali Bey de öyle birisidir. Yani şantiyecidir. Çalışkandır. Fakat vatandaşla olan bağ, tempo, bunlar apayrı şeylerdir. Bakanlıkta yapabilir, başbakanlıkta yapabilir, meclis başkanlığı da yapabilir. Ama onları yapıyor demek, belediyeciliği yapacağı anlamına gelmez. Peki. Bakın bir örnek vereyim ben size. İzmir. İzmir'de mesela aday oldu. Fena da oy almadı İzmir'den. Ama İzmir daha önce Anavatan Partisi zamanında Burhan Özfatura'ydı değil mi? Burhan Özfatura tarafından İzmir alınmıştı. Bir sağ yönetim gelmişti şeye, İzmir'e. İzmir çok kolay alınabilecek bir yerdir esasında. Yani iyi bir adayı çıkardığınız zaman. Mesela bizde siyasette şöyle bir şey var. Şişli'nin yapısı nedir? Sol. Sola uygun bir aday koyalım. Kadıköy'ün yapısı nedir? Sol. Orada da sola uygun bir adam bulup koyalım. Kardeşim biraz... sen kendinden bir adam koy. O insanlarla öyle bir gönül bağı kursun ki o insanlarla ya da o insanları bir yerden bir yere taşısın. Çünkü onların taşımaya ihtiyacı var. Bakın sol anlayışın, İstanbul'da mesela sol nasıl yıkıldı? Değil mi? Ev ev dolaşılarak nasıl yıkıldı? Ödemleri biz bir fiil. Şunu da söyleyeyim. Yani herhangi bir vicdan azabı çekmiyorum ben bu kayıplardan dolayı. Niye? Çünkü ben bu süreçte elimden gelen her türlü desteği verdim. Tayyip Bey ve ekibine her türlü desteği verdim. Şimdi eleştirme hakkına sahibim. Eğer vermeseydim vicdan azabı çekerdim. Başından sonuna kadar her türlü desteği verdim. Koşuşturmaysa konuşma, konuşmaysa konuşma, mesajsa mesaj, her türlü mesajı verdim destek anlamında. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu anlayışın kaybetmemesi lazım. Evet. Şimdi bu anlayış kaybettiği zaman bakın 20 yılını kaybeder. Onlarca yılını kaybeder. Buna tahammül yok. Yani bu topraklar artık şehitlerin ruhuna uygun, gazilerin ruhuna uygun. Hatta daha yeni 15 Temmuz yaşandı. 15 Temmuz'da o insanlar, hatta yani o kadar sıkıntılar var ki anlatmakla bitmez. Yani o anlamda çok dolu insanlardan bir tanesiyim. 15 Temmuz'un yorumunu yapamadı biliyor musun? Analizini yapamadı bizim kesim. Demokrasi 15 güzel. Temmuz İslami taleplerin yoğunlaştığı bir ayaklanmadır. İslami taleplerin yoğunlaştığı. Adam abdestini alıyor. Kimisi boy abdestini alıyor. Tamamen şehit olma duygusuyla beraber çıkıyor evinden. Helalleşiyor çıkıyor. %90'ı böyle çıkmış. Evet. %10'u da görevli. Yani polis vesaire şu bu. Görevlerinde bulunan insanlar. Onlar da inançlı bir şekilde çıkmıştır. Buna bir itirazım yok. Ama burada insanların inanç bütünlüğünü görmek lazım. Haykırışlarını duymadık mı kardeşim? Ne haykırdı bu insanlar? Oralara çıktıkları zaman hangi slogan attılar? Ya Allah Bismillah demedi mi bu insanlar? Allahu Ekber demedi mi? Topyekün ağızdan. Kalktık biz bunu başka başka yerlere kanalize ettik. Öyle bir şey yok. Bu toplumun talepleri, bu toplumun istekleri tamamen geçmişine, tarihine uygun taleplerdir.
ve bunu geleceğe taşımak istiyor. Çünkü ancak buradan güç alabilirsiniz. Ancak buradan peki, güçlü bir yapı oluşturabilirsiniz. Başka bir araya gitmemiz lazım. Özür dileyerek. Aradan sonra inşallah devam edelim. Değerli izleyiciler, Pergel programı aradan sonra devam edecek. Buradayız. Aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bu arada biz arada sohbet ediyoruz. Sohbetin bir şeyi olmadı. Yani devam ettik. Kaldığım yerden hemen sorayım. Ya niye kaybettiler? Bu kadar. İki kelime. Evet. Kaybettiler. İkinin yani içine birçok şeyi koyalım. Evet. Şimdi önce kaybetmeden önce AK Parti iktidarı bu uzun bir süre neden Türkiye siyasetine hani hükmetti 20 yıl? 20 yılın ötesinde bir zaman birimi. Yani AK Parti yanılmıyorsam 15 seçim üst üste kazandı değil mi? Tabii. He? Yani dünya siyasetinde tarihinde çok evet, az lidere veya bir partiye nasip olmuş bir şey. Bunu önce ortaya koyalım, ondan sonra niçin kaybettiğine gelelim. Evet. Şimdi AK Parti müesses bir nizam var bu ülkede. Tepeden inmeci, Jacobin, sosyolojisiyle kavgalı, medeniyet değerleri olan İslam'la zaten gökyüzüne göndermiş, ayrıştıran, kutuplaştıran, dönem dönem konjonktürel olarak bu kimlikleri mağdur etmiş, kimlikleri çatıştırmış, bu kimlikler birbirine düşman olmuş ve bu çatışma üzerine bu sistem vesayetini devam etmiş. Bu da yetmemiş, anayasal organlar oluşturmuş, özellikle asker, yargı, efendime söyleyeyim, eğitimde işte YÖK, Sayıştay, Danıştay, en tepede Cumhurbaşkanlığı, ondan sonra uluslararası sermayenin Türkiye'deki uzantıları olan sermaye holdingleri, o dönemin sosyal medyası, efendime söyleyeyim, onların emrindeki STK'lar, sarı sendikalar, böyle bir zeminde AK Parti çıktı, isyan etti düzene. İsyan etti. Bu çıkmaz sokak dedi. İnsanı merkeze aldı. Adalet dedi. Darmadağın etti ideolojiyi. Dolayısıyla sistemin yaklaşık 80 küsur sene hırpaladığı sosyoloji, ezilen farklı etniciteler, inanç kimlikleri, yoksullar, bu ses bizdendir dedi. Bu ses bize aittir dedi. Millete tercüman olan bir ses. Dolayısıyla AK Parti o insan merkezli ve adalet söylemiyle bu bürokratik oligarşinin bütün yapılarını ile aşama aşama 8 yılını bunlarla mücadele ederek, bu bürokrasiyi gerileterek bir mücadele dönemi yaşadı. Müktedir hiçbir zaman olmadı. İktidar da müktedir değildi. Çünkü her biriyle kavgası oldu. Askerle kavgası oldu, yargıyla kavgası oldu, efendime söyleyeyim, o sermaye sahipleriyle kavgası oldu. En sonunda Cumhurbaşkanlığı meselesinde bu kavgaların hepsini biliyoruz. Cumhuriyet mitingleri vesaire her türlü önünü kesmek istediler. Ama millete dayanan, milletin tamamını kucaklayan o insan merkezi siyaset ve adalet söylemi milleti arkasına aldı. Dolayısıyla tek tek bu sistemin kaleleri çöktü. Bu süreç içerisinde 25 milyar, 30 milyar geçmiş dönemin darbe dönemlerini ve onun vesayet kurumu olan icazetli siyasi parti ve iktidarlarını, borçları olan, IMF olan borçlarını da bitirdi.
Geldi 2011'e kadar. 2011'den sonra yavaş yavaş kendisi, yani iktidar olacak. Bu dönemde kapatılma, hani gerekçeleriyle parti kapatılma evreleri bile yaşandı. Fakat gücünü milletten aldı. Bu millet Sünniydi. Bu millet Aleviydi. Bu millet liberaldi. Bu millet sosyal demokrattı. Bu millet Türktü. Bu millet Kürttü. Bu millet Arap'tı. Bunların tamamına hitap ediyordu AK Parti. Dolayısıyla o süreç, yaşanan süreç, onu sürekli bütün imkansızlıklara rağmen, mevcut sistemin bütün kurumlarına rağmen dimdik ayakta kaldı. Ondan sonra istenilen hamleleri de yapamadı. Çünkü netice itibariyle siyasi ve ekonomik yönden bağımsız olmayan bir ülke zemininde AK Parti iktidara geldi. Şu anda bile siyasi ve ekonomik yönden bağımsız bir ülke durumunda değiliz. Direniyoruz, öyle bir merhaleye geçmek istiyoruz. 2011'den sonra, yani bu ülkenin şu anda, hani İslam'la dedik ya kavgalı, sosyolojisiyle kavgalı, en can yakıcı meselesi Kürt meselesi. Ben bu meseleyi çözersem dedi, Orta Doğu'da bu bölgesel bir sorun haline gelen, daha sonra küresel bir soruna dönüşen bu meseleyi de çözersem, ülkenin sosyolojisini bütünleştiririm, bir şekilde ayaklarımızın üzerinde duran bir hani ülke durumuna gelebiliriz. Bir çözüm süreci başladı. O çözüm sürecinde izlediği stratejik hata, yani insanı merkeze alan ve adaletle çözüm getireceğine, muhatap hiç kimseye almasına gerek yoktu. Hiçbir yapıyla da efendim muhatap almasına gerek yoktu. Nedir? Benim çözüm önerilerim bunlardır. Şunları yapabilirim. Şu anda şunu yapabilirim. Şu ileriki zamanlarda şunu yapabilirim. Bu şekilde kendi yanında yine de bütün yapılarla. Yani açılım sürecini devam ettirebilirdi diyorsun. Evet, evet. Öncesinde başlayan açılım süreci. Evet, bunu da yapabilirdi. Yani bir efendime söyleyeyim, herhangi bir PKK'yı, HDP'yi kendisine muhatap alacağı yerde değil, bir pazarlık konusu yaparak değil, Kürt meselesini o paradigmayla, insan merkezli ve adalet ekseninde bir paradigmayla o süreç içerisinde yaptıklarını yapabilirdi. Orada izlenen strateji hatası ve daha sonra Suriye'deki o Rojava'da denilen şeye, o çözüm süreci kurban edildi. Efendime söyleyeyim, o orada bitti. O yetmedi, bu sefer ardından 17-25 işte Aralık olayları, Gezi olayları. Gezi olayları. Hı. Derken efendime söyleyeyim, o da yetmedi. Hendek çukur siyaseti. Efendime söyleyeyim, o da yetmedi. Şimdi çünkü bu süreç içerisinde bunlar niçin oluyor? Anayasal organlar, şunlar, bunlar tamamen bürokratik oligarşi milletin eline geçiyor ve sivil siyasetin eline geçiyor. Bu olacak bir iş değil. Hem içeride hem dışarıda bu gidişat AKP'nin önünün kesilmesi gerekiyordu. Dolayısıyla o Suriye meselesi buradaki çözüm meselesini bitirdi. Kuzey Koridoru dedikleri, Rojava dedikleri o siyaset çözüm sürecini burada bitirdi. O bitince bu sefer Hendek, hani Çukur siyaseti ve oradaki hani çatışmalar ve 10 bin üzerinde Kürt gencinin ölümü, burada 800-900 herhalde asker ve polisin de hani ölümü var. O Badire'de atlatıldı, ardından FETÖ, din simsarı, işbirlikçi, emperyalist darbe. Şimdi bütün bu süreçleri millete dayanarak atlatmış bir siyaset. Kendisi öznesi, insan merkezli ve adalet ekşenli bir siyaset. Bütün bu badireleri milletin bu sosyolojisini kucaklayan bir siyaset olduğu için atlatabildi bu badireleri. Ve şu andaki 45 bantı da hala o kredidir. Hala o kredidir. Ama din simsarı, emperyalist, o işbirlikçi FETÖ darbesinde bir kırılma yaşadı, AK Parti yaşadı. Nedir bu kırılma? Yeni kapı ruhu dediler buna. Ondan sonra bunu milli uzlaşı dediler buna. Daha sonra milli mutabakat dediler. Bunu bir
dar konseptin içine koydular. Esas itibariyle o Kürt meselesinin çözümünü çözümsüzlüğe götüren güçler FETÖ darbesiyle birlikte AK Parti vesayetin kucağına ittiler. Vesayet organları ve vesayet zihniyeti ve kadrolarıyla çalışmaya zorladılar. Burada işte o milli mutabakat denilen o süreçte aslında 15 Temmuz direnişi İslam ve ülke savunma değerleriydi. Selahattin Hocam çok önemli bir yere temas etti. Başı ve sonu İslam ve ülke savunma değerleriydi. Demokrasi, efendime söyleyeyim, şöyle bu anayasal kurumları ayakta tutmak, bununla hiçbir alakası yok. Milletin sokağa çıkmasının sebebi ülke elden gidiyor. Dolayısıyla sokağa çıkan insanlar İslam ve ülke savunma değerleri. Bu savunma değerlerinin içerisinde elbette ki ulusalcı insanlar olabilir. Elbette ki milliyetçi insanlar olabilir. Elbette ki Alevi insanlar da olabilir. Bunu hani reddetmek de doğru değil. Savunma değerleri ve o sosyolojiydi. Bu ülkenin sosyolojisi. Ülkeyi emperyalist bir darbe teslim etmeme refleksidir. Ama üst kimliği İslam'dı bunun. Yani onu mobilize eden, harekete geçiren güç ise İslam'ın kendisiydi. Bu milli mutabakatla AK Parti teslim alındı. Peki şöyle bir eleştiri. Şuraya geleyim. Buyurun. Yani tabirimi bağışlayınız. 15 Temmuz o şerefli o direniş o direniş değerleri demokrasi adı altında efendime söyleyeyim ve bu ülkenin işte ülke idaresinin işte demokratik teamüller şunun bunun ve milletin hani ülkenin hani ülkenin milletin iradesine vurulan hani kavgayı şey milletin iradesine vurulan darbeyi engellemeye yönelik milletin tepkisi olarak hani sunuldu. Ve dar bir çerçevenin içerisine bırakıldı. Şimdi çok özür dileyerek oraya bir araya bir soru sıkıştırayım. Tabii, siz devam edin. Şimdi İstanbul seçiminde ortaya çıkan net bir tablo var. Milliyetçi Hareket Partisi oy vermemiş. Bunu herkes artık şu anda teyit ediyor. Şimdi AK Parti'de başkanlık, yeni başkanlık sistemiyle birlikte %50'nin üzerinde oy alabilmesi için ve 15 Temmuz'da ortaya çıkan işte o askeri yapının bir anlamda art bundan sonra vesayetini kaldırması hatırına bir yerde MHP ile ittifakını sürdürme eğiliminde oldu. Şimdi bu gerek 31 Mart seçimlerinde gerekse bu son İstanbul seçiminde MHP ile yürümenin bir takım işte bedeller ödettiği ki anlaşıldı ama AK Parti'nin oyu da %50'nin altında. Bu vaka bu. Mutlaka birisiyle beraber yürümek zorunda. Yani en az %5'lik, %6'lık bir şeyi olan, bir halk desteği olan bir partiyle yürümek zorunda. Şimdi bunun içinde işte AK Parti baktı şöyle, o yanaşmadı, bu yanaşmadı. Bunlarla yürürüm ki o bahsettiğimiz o askeri vesayete karşı kendini güvene alma adına da bunu yaptı. Şimdi ortaya çıkan, gelen yerde tam siz özetlediniz o 15 Temmuz'dan sonra işte yeni kapı ruhunun yanlış yere geldiğini falan da söylediniz. Şimdi AK Parti'nin MHP dışındaki şansı. Evet. Şimdi gelinen noktada onu da söyleyelim, burada devam edelim. Şöyle onu da söyleyeyim. Benim burada ifade etmek istediğim o milli uzlaştırma, milli mutabakat dönemi o yapılan anlaşmanın içeriği İslam ve ülke savunma değerlerini o geniş yani çerçeveden alındı. Milli ve yerli kavramları adı altında iki partinin ittifakına dönüştürüldü. Yani Türkiye sosyolojisi yeni bir kavramla, milli ve yerli denilen kavramın içerisinde başka ortak değerler arandı. Başka ortak değerler aranmasına gerek yoktu. Ortak değer zaten İslam ve ülke savunma değerleriydi ve Türkiye sosyolojisiydi. Burada AK Parti özne insan olmak ve adalet ekseni bir siyaseti yavaş yavaş bırakmaya başladı. Zaten öyle olmamış olsa Saadet Partisi'ni
Hüzan Parı, Büyük Birlik Partisi'ni veya Demokrat Parti'yi, yani sağ elimli diğer hani diğer partiler, onun dışında liberal düşüncede bu ülkenin ulusalcıları olan sol kesim bir sürü demokrat insan AK Parti'yi destekliyordu. Yani insan merkezli, adalet ekşenli o siyaset, Türkiye sosyolojisine bakan o siyaset, Milli Mutabakat'la Cumhur İttifakı adı altında iki partiye indirgendi. Ve onun bazı bir ilkeler belirlendi, bazı ortak değerler belirlendi. O ortak değer ve belirlenen ilkeler Türkiye sosyolojisini kucaklayan bir sosyoloji olmaktan çıktı. Evet, yani diyorsunuz ki suistimal var, yani tabii, tamam tabii. Olabilir. Şimdi orada şunu söylemek istiyorum. Bu beraberinde zaten önümüze çıkan tablo ortada. Şimdi bu tabloda siz o milli ve yerli kavramın içerisinde insan merkezli siyasetiniz, mesela AK Parti'nin şu kavramlara dönüştü. Önce insan ve adalet merkezli o siyaset, önce memleketim, önce milletim siyasetine dönüştü son 2-3 yıldır. AK Parti oysa ki insan merkezli siyaset toplumu meydana getiriyor ve o milleti millet yapıyor. Bütün, yani MHP'nin domine ettiği bir anlayışa evrildi. Evrildi diyorsunuz. Evet, bu anlayış, yani bu anlayış. Burada suçlu başkanlık sistemi miydi? Yani bir yerde şimdi, hani şimdi onu söyleyeyim. Bu durumda MHP'ye ihtiyacı yoktu. Şöyle söyleyeyim size. Koalisyonlar birini taklit için yapılmaz. Siz özgün siyasetiniz nedir? Peki nasıl alacak %51'i? Yani birine ihtiyacı yok. Şunu söylemek istiyorum. Yani bakın bugün HDP kendi çizgisindedir. İyi Parti kendi çizgisindedir. CHP kendi çizgisindedir. Başka bileşenleri var mı onların? Saadet Partisi kendi çizgisindedir. Fakat ileri sürdükleri aday, ben sevgi için diyor siyaset yapıyorum. Hepinizi kucaklamaya geliyorum. Benim için Sünni, Alevi fark etmez, Türk, Kürt fark etmez. Dikkat et. AK Parti'nin söylemlerini söylüyor. Daha doğrusu insan merkezli bir siyaset yapıyor. Burada sana anlatmak istediğim o. Dolayısıyla AK Parti milli ve yerli adı altında kendi sınırlayınca Türkiye sosyolojisinin bir kısmını, bir nevi o milli ve yerli kavramı bir nevi Kemalist kodlarla ayrıştırıcı bir siyasi dile dönüştürdü. Bu ayrıştırıcı siyasi değil. Diğerleri hangi günah işlerse işlesin, onlar için hiçbir günah olarak yazılmadı. Fakat AK Parti mesela dese ki, örnek vereyim size, bu Dersim'de şey yapıldı, sen söyle, o Türkiye Komünist Partisi belediye reisi başkanı, Tunceli isminin belediye meclisini topluyor, tekrar isminin Dersim yapılmasını istiyor. Hemen oradan birileri, Cumhur İttifakı'nın içinden olanlar, bu milletin ülke birliği ve bütünlüğüne bir tehdittir. Derhal valiyi göreve davet ediyorum. Efendime söyleyeyim, derhal bu ilgili kişiler hakkında soruşturma açılsın. Bunlar hep kasıtlı hani işlendi. Veya Bitlis'te Kürtçe tabelalarının indirilmesi gibi. Bu seçim döneminde bunların tamamı bir planın parçasıydı. Ve bunların tamamının bedelini o ayrıştırıcı siyasi dili kullanan Cumhur İttifakı bedelini seçimi kaybetmekle hani evet, ödeme yani, noktasına getirildi. Şimdi, sadece bu değil. Bununla beraber en önemli nokta şu. Özkan Baş hocam, Türkiye sosyolojisi tahrip eden, kutuplaştıran, bir araya getiremeyen Kemalist zihniyet, CHP'nin şahsında hak ve adalet söylemine tutunması, efendime söyleyeyim, hak ve adalet ve insan merkezli siyasetin ise dar bir çerçeve içerisine girmesi. Bu olacak bir iş değil. Artı şunu söyleyeyim size. Bu çerçevede öyle bir kutuplaştı ki bu
siyaset AK Parti'nin, ya ben mesela şu şeyden başlıyor, Gebze'den yanılmıyorsam başlıyor Selahattin Hocam, şeye kadar, nedir, Halkalı'ya kadar ya bir tren işte, Marmaray. Yani, üstten gidiyor, denizin altından gidiyor, nereden çıkıyor? Yani AK Parti'nin yapmış olduğu bütün hizmetler öyle bir siyaset kutuplaştı ki, bu yapılan bütün hizmetler insan merkezli siyaset terk edilince, adalet kavramı terk edilince, ben mesela şöyle önüme bazı notlar var, onları söyleyeyim ve ben sözü Selahattin Bey'e vereyim. Mesela KHK ile mesela görevlerine son verilenler. Bu AK Parti'nin yapacağı bir şey değil. AK Parti buna karşı hani isyan etmiş, hani bir partiydi. Güvenlik soruşturmaları, AK Parti bunun bedelini ödemiş. Sosyolojinin sesiydi, siyasetiydi. Efendime söyleyeyim. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Toplumsal işte cinsiyet eşitliği, efendime söyleyeyim, İstanbul Sözleşmesi, ona bağlı olarak 6.284 sayılı aileyi paramparça etme hani proje şeyi. Daha söyleyeyim, EYT, emeklilik yaşına takılanlar, bunların hiçbir nafaka meselesi, işte 18'den küçük olan insanların evliliğinin önüne geçilmesi, bunlar AK Parti'nin siyasetinde olmaması gerekir. Yoktu. Yani bir de çözüleceği söylendiği halde çözülmedi. Evet, aynı. Bir şey daha söyleyeyim. Tabii ki uluslararası hani sistem içinde Erdoğan'ın cezalandırılması da gerekiyor. Bu arada işte döviz üzerinden yapılan manipülasyonlar, işte döviz darbesi, efendime söyleyeyim, Suriye üzerindeki kuşatmalar, Akdeniz'deki kuşatmalar. Ya bir şey söyleyeyim size. Eğer biz sosyolojimizle bütünleşmiş olsaydık, Irak'a, Hakkurk'a, şuraya, buranın giden uçaklar herhalde suyla gitmiyor kardeşim. Yani böyle bedeli çok ağırdır. Yani elbette ki yansıyacak ekonomiye. Öbür taraftan Avrupa'nın hani baskısı, içerideki sermaye, mesela TÜSİAD. TÜSİAD'ın yaptığı tahribatı şu anda bile Türkiye'de sanayi sahipleri, holdingler milli ve yerli değil. Bunu da engel oluyorlar. Tabii. Peki. Hani mesela bir Erdoğan yanılmıyorsam ya iktidara geldiği günden beri la bir otomobille yapın bir markanız olsun. Yaptıramamıştır bunlara. Hocam, şimdi özet olarak evet. Sonuca geleyim. Yok, bunları zaten konuşacaksınız. Yani hepsini şey yapmanıza gerek peki, yok hocam. Peki. Vaktimiz var inşallah. Peki. Biraz uzatacağız süreyi, öyle gözüküyor. Evet. Şimdi hocam az önce tefessüh, yani bir bozulma, bir çürme. Şimdi hocam gerçi değindi ama ya alınan oylarda AK Parti'nin öyle çok fazla düştüğü de gözükmüyor. Yani önceki seçimlere baktığınız zaman hani desek ki yok yıkıldılar, ezildiler. Yok, aynı benzer oy. Sadece o ittifaktan gelmesi gereken oylar, yani o beklenen oylar gelmemiş. Bir şey var orada. Bir de tabii beklenti, ivme, yani artan bir beklentiyi karşılamıyor alınan oylar. Şimdi sosyal medyada, internette çokça paylaşılan Erdoğan'ın anlattığı bir hikaye var. Bir yaşanmış bir öyküden bahsediliyor. İşte Hülagü, o Moğol hükümdarı Bağdat'ı şey yaptığı zaman orada yüz binlerce insanı katletti ve bir alim çağırdı içlerinden, o Bağdat'tan. Kimse cesaret edemedi diyor ve hani özetleyeceğim, hepsini anlatmak evet, değil de. Şimdi Kadıhan diye genç bir alim çıktı karşısına ve ona tek bir soru sordu. O Moğol, o zalim hükümdar dedi ki bizi buraya getiren nedir? Yani biz niye geldik sence buraya? Dedi o genç alime. O da dedi, bunu Erdoğan anlatıyor. Evet. O genç Kadıhan da dedi ki seni buraya bizim amellerimiz getirdi. Biz getirdik. Allah'ın bize verdiği nimetlerin kıymetini bilemedik. Evet. Esas gayemizi unutup makam, mevki, mal, mülk peşine düştük. Zevk ve sefaya daldık. Cenab-ı Hak da bize verdiği nimetleri almak üzere seni gönderdi. Dedi. Evet. Ve ikinci soruyu sordu o zalim hükümdar. Dedi ki peki beni buradan kim gönderebilir? O da bize bağlı, benliğimize dönüp ne kadar kısa zamanda toparlanıp bize verilen nimetin kıymetini bilir.
zevk ve sefadan, israftan, zulümden, birbirimizle uğraşmaktan vazgeçersek işte o zaman sen buralarda duramazsın dedi. Şimdi ya da bizden biri sorursun. Erdoğan bunu anlattı bu videoyu ve çokça paylaşılıyor şu anda. Şimdi bunu anlatmak güzel. Hani herkes anlatabilir. Anlatmakta fayda var. Fakat pratiğine gelince şimdi o yani hep ittifakla mı alakalı kuracağız? Yani pratikteki sıkıntıyı. Yani şey tespit edilmiş. Yani sorun tespit edilmiş. Ki 31 Mart'ta da benzer yorumlar yapıldı. Ders alındı filan gibi bir şeyler söylendi. Daha öncesindeki seçide referandumda da İstanbul'da çıkan oylar düşüktü filan. O zaman da benzer eleştiriler geldi geldi. Tespitler yapılıyor ama pratikteki sıkıntı ne? Şimdi tabii o hülagu meselesi çok önemli. Yani o çok güzel. Yani konu yani anlatılan konu o anlatılan konunun zaten ayetlerde de karşılığı var. Diyor ki Sebe suresinde 17. ayet olması lazım. Diyor ki biz Cenab-ı Hak diyor. Biz nimete nankörlük edenlerin dışındaki mi cezalandırmışız? Sura aynen böyle ayette. Fakat bir başka ayet de var diyor ki ya Rabbi ha onlar derler ki içimizdeki beyinsizler yüzünden bizi de cezalandırır mısın Allah'ım? Şimdi bunlar hep mutlak kanunlar, Allah'ın mutlak kanunları. Bir diğer kanun bir millet kendisini değiştirmedikçe Allah o milletin durumunu değiştirmez diyor Cenab-ı Hak. Şimdi bütün bunları göz önüne aldığınız zaman bir kere ben şunu söyleyeyim. Başkanlık sistemi az önce iktidar olduk muktedir olamadıkın cevabıdır. Başkanlık sistemi tam muktedir bir iktidarın adıdır. Bu peki çok, ortaya çıkardığı bu bloklar karşılıklı... Ya bu bloklarla alakalı tedbirler alınabilirdi. Bundan sonra da alınabilir. Mesela şunu söyleyeyim ben. Partiler, her parti seçime kendisi girecek. Mesela diyelim ki iki seçime girmeyen parti üçüncü seçimde yer alamayacak. Bu tür şeyler yani seçim kanunu şeyleri getirilebilir. Şimdi herkes seçime girsin. Seçimden sonra koalisyon yapılsın. Ama şimdi mesele başkanlık sistemi olunca %51'e çıkması gerekiyor. Dolayısıyla burada ittifaklar kurulmaya çalışılıyor. O zaman yapılması gereken şey herkesin kendi gücünü ortaya koyması. Şimdi AK Parti'nin yaptığı yanlışlardan bir tanesi MHP ittifakıdır. Bakın geçmişte de MHP ittifakları var 91'de ama o zaman İYİ Parti gibi bir ayrılma söz konusu değildi. MHP parti olarak İYİ Parti kurulduktan sonra gücünün neredeyse tamamını kaybetmiş. Geçmişte de zaten bir gücü yoktu. Yani MHP'ye yüklenen bir misyon var sadece. 70'li yıllarda MHP'nin Türkiye'de 3 tane belediye başkanı yoktu. İl olarak söylüyorum. 90'lı yıllarda da yoktu. 2000'li yıllarda da yok. Şu anda 11 tane vilayeti AK Parti'nin gücüyle MHP'ye teslim ediyorsun. Bu hangi siyasette böyle bir şey var? Böyle bir anlayış var. Mesela İstanbul'da hiçbir zaman MHP hiçbir ilçeyi kazanamamıştır. Şimdi kazandı diyelim. Silivri'yi MHP aldı. AK Parti'nin gücüyle aldı. Peki buna karşılık AK Parti ne aldı? Baktığınız zaman AK Parti'ye hiçbir götürüsü yok. Fakat MHP'ye hem siyasi kadrolarda hem bürokratik kadrolarda hem de anlayış itibariyle yani o istikamette, ulusalcı istikamette çok büyük kapılar açıldı. Bunun anlaşılır tarafı yok. Yani sırf bir askerde darbe yapma ihtimali olanlara karşı kendimizi sağlam alalım. Hayır, ben şunu söyleyeyim. Bu işin içerisinde Tayyip Bey'in liderliğinden dolayı Tayyip Bey'in yanında yer alan ama AK Parti'ye dönen MHP'de MHP'yi bırakıp AK Parti'ye geçen bir kesim zaten vardı. Yani MHP tabanından da üst kesiminden de AK Partili olanlar vardı zaten. Bu bilinen bir şey. Tayyip Bey'i seven bir kesim var. Dahası Tayyip Bey için ölümü göze alan bir kesim var Türkiye'de. Ciddi manada. 15 Temmuz'da bunun en büyük örneklerinden bir tanesi 15 Temmuz'da yaşandı. Tayyip Bey Cumhurbaşkanlığı seçildiği zaman yani bir önceki seçimde ilk Cumhurbaşkanı seçildiği zaman MHP karşı cephedeydi. Ekmelettin İhsanoğlu'nun cephesindeydi. Yani o zaman 14 parti hatta ulusal parti de dahil olmak üzere bütün ufak tefek partilerin hepsi Ekmelettin Bey'in cephesindeydi.
CHP adayı olarak çıktı yine Ekmelettin Bey. Ama Tayyip Bey ezdi geçti. MHP'nin gücü falan filan böyle abartıldığı gibi, konuşulduğu gibi değil. Bazıları kendi güçlerini farklı yansıtabiliyorlar. Bu bir aldatmacadır ya. Mesela bir örnek vereyim ben. Çok daha yakın bir örnek, yani anlaşılır bir örnek olduğu için. FETÖ gücünü Türkiye'de %15, 20, 25'e kadar çıkarıyordu. Diyordu ki bizim bu toplum üzerinde 1 milyon satan gazetemiz var. 40-50 yıl çalıştığımız okullar var. Yurtlar var. Üniversiteler var. Üstüne üstlük ışık evleri var. Bizim gücümüz bu ülkede en az %15, %25'e kadar da bunu çekenler vardı. Ne oldu? 17-25 Aralık gibi bütün pislik dosyaların ortaya atıldığı, bütün davaların bir çuvala birkaç çuvala doldurulduğu, İzmir'den İstanbul'daki davaların birleştirildiği, büyük bir rüzgar estirildiği ve rüzgar estirirken de sol medya, merkez medya, efendime söyleyeyim cemaat medyası, FETÖ medyası, bütün hepsi bir araya durup tek bombardıman yapmasına rağmen 17-25 Aralık'tan sonraki 30 Mart seçimleri 2014. AK Parti'nin o %47 idi, %45,5 oldu. Türkiye genelinden bahsediyorum. Yani %1 etkileyebildi. AK Parti'nin o zamanki belediyelerle alakalı da bir sürü şeyler konuşulmasına rağmen ve 17-25 Aralık dosyalarından sonra da ki düşünün bir 1994 seçimlerini Refah Partisi bir İSKİ dosyası üzerinden almıştı. CHP'yi bir İSKİ skandalı yıkmıştı o zaman. İyi hatırlayın. Şimdi de geliyor mesela İmamoğlu millete bu konuların çok iyi anlatılmaması ve şey durumuna, kroki durumuna geçmesi AK Parti'nin. Bunlar sıkıntılı durumlar. Özgüvenini kaybetti AK Parti bana göre. Şunu diyemedi. Ben dedi %40 İSKİ'de indirim, suda indirim yapacağım. Değil mi? İşte şurada indirim yapacağım, burada indirim yapacağım. Kardeşim sen bizim doldurduğumuz kasaları boşaltmaya geliyorsun. Diyemedi AK Parti. AK Parti şunu diyebilirdi. Bu indirimler eğer olursa, bu kadar indirimler olursa İSKİ eskiden bankalardan çek alamayacak duruma gelen İSKİ yeniden aynı duruma gelebilir diyemedi AK Parti. Yani bu şekilde bile savunamadı. Kalktı dedi ki sen %40 mı veriyorsun? Ben de %46 indirim yapıyorum. Bu popülist bir politikadır. Ha bunu ne zaman yaparsınız? Bu çok konuşuldu mesela. Çok da benim de çok üzerinde durduğum bir konudur. Diyordum ki Allah'ın yağmuru ve nimeti bol verdiği zaman, barajlar tıka basa dolduğu zaman suyun fiyatını indirin. Çünkü bir şey çoğaldığı zaman fiyatının düşmesi lazım. Doğal olan bu değil mi? Su azaldığı zaman da fiyatını millet az harcasın diye biraz şey yaparsın, tasarruf yapsın diye. Ama sen barajlar dolu, kapakları açıyorsun, boşalsın bir kısmı boşalsın diye barajların kapaklarını açıyorsun. Suya indirim yapmıyorsun. Bunun anlaşılır tarafı yok. Ha bunu nasıl izah ediyor? Oradaki şey, mali işler diyelim. Diyor ki bakın eğer biz atıyorum %20, %30, %40 bir indirim yaparsak İSKİ şu kadar zarara uğrar diye gösteriyor. Ha o zaman ya bunu tam savunacaksınız ya da diyeceksiniz ki kardeşim Allah'ın verdiği bol nimetten dolayı biz size bu indirimi yapıyoruz. Yine de suyu tasarruflu kullanmaya çalışın demeliydi AK Parti. Bunu diyemediği için kroki durumunda kaldı. Yani özgüvenini kaybetti. Anlatabiliyor muyum? Birçok politikada bunu biz yaşadık. MHP konusu da öyledir. MHP konusunda MHP gibi bir partiden, yani yarım yamalak yürüyen bir partiden, İyi Parti'den sonra bahsediyorum. Yarım yamalak yürüyen bir partiden ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan'a söylenmedik laf bırakmayan, Ekmelettin İhsanoğlu göklere çıkaran bir partiden sonra, o anlayışlardan gelen bir partiyle ittifak yapmak da aynı zamanda bir özgüvensizliktir. Yani MHP ile ittifak yapmadan da kesinlikle söylüyorum bunu. Ekmelettin İhsanoğlu zamanında o tamam o zaman şimdi başkanlık bakın, sistemi evet. Başkanlık sistemi geldikten sonra Tayyip Bey'in gücü daha da artacaktı. Yani %51 yine alabilir miydi? Kesinlikle alır. Tayyip Bey şu anda da %51 alır. Bunda hiç şüphem yok. Özgüven ama o geçmişteki özgüvenin geri gelmesi lazım. Yani bir önceki seçime göre daha özgüvenli olması gerekir. Seçimden hemen sonra ittifak devam edecek açıklama. Bir de şunu söyleyeyim. Tabii Türkiye dışarıdan bakıldığı zaman güçlü bir İslam ülkesi olarak gözüküyor. Bakın Mısır'da mesela bir darbe yaşandı. Darbeden sonra çok hazin tablolar ortaya çıktı. Mursi'nin
şehit edilmesine kadar giden ve orada çokça da idamlar yapıldı. Aralarlı 25 idam, 70 idam, 30 idam böyle kademeli bir şekilde idamlar yapılıyor. İnsan hakları savunucuları Avrupa bu idamı yapan gangsterlere destek veriyor. Bakın, yani kaybetme lüksümüz bakın, yok hiçbir zaman. Bakın şunu söyleyeyim, yani toplum, bu topraklarda yaşayan insanlar, özellikle İslam toplumu çok akıllı olmak zorunda. Çok dikkatli olmak zorunda. Eğer aslanlarınızı öldürürseniz köpekler tarafından yenirsiniz diyor. Bir Çin atasözüdür. İşte bu, bakın Mısır'a hiç ses çıkarmayanlar Türkiye'de ses çıkarmaz. Nitekim Afganistan'da milyonlarca insan öldü. Hiç ses çıkarmadılar. Afganistan'da günlerce sözüm ona El-Kaide adı altında düğünler bombalandı. Camiler bombalandı. Milyonlarca insan öldü. İnsansız hava araçlarıyla beraber. Bombalayıp durdular. Irak'ta milyonlarca insan öldü. Hiçbir tanesinin sesi çıkmadı. Bakın biz burada konuşmuştuk. Şimdi geri dönelim. En son yaptığımız programda Venezuela'yı konuşmuştuk değil mi? Venezuela bu kadar isyan etmesine rağmen, bakın halk orada elektriksizliğe, susuzluğa, ekonomik darbelere nasıl direniyor? Ve Amerika sınırdan içeri neden giremiyor? Sınırı. Neden giremiyor? Çünkü orada Katolik bir topluluk var. Katoliklerin de papası var. Roma devleti var. Katolik din devleti var yani. Orada bir tane adamın öldürülmesini göze alamıyor Amerika. O zaman ne demiştik biz burada? Hatırlayın, bu programda hatırlayın. Dedik ki Amerika Venezuela'da yenilecek. Bu adamı indiremeyecek dedik. Bakın aradan kaç ay geçti. İndirebildi mi? Ha, indirmek için bütün formülleri deniyor. Ama katliam yapmıyor. Eğer orada Müslüman bir toplum olsaydı, orada katliam yapıp oraya girmişti Amerika. Ya kardeşim, sen bu topraklarda ister solcu ol, ister Marksist ol, ister PKK'lı ol, affedersin. İster Müslüman ol, ne olursan ol. Bu topraklarda yaşıyorsan, o bomba hepimizin üstüne düşecek. Irak'ta hiç kimse sağcıyı, solcuyu, liberali bilmem neyi ayırmadı yani. Bomba yukarıdan düştü, hepsi öldü. Hastaneleri bile bombaladılar. Hastaneleri. Onun için gavurun vicdanı olmaz. Bugünkü küresel güçlerin asla ve asla vicdanı yoktur. Bunu unutun. Öyle batı falan teraneleri, kültür bilmem ne şu bu. Sadece o kültür emperyalizminin sizin beyninize yerleştirdiği şartlanmadan ibarettir. Şartlanmadan ibarettir. Batıyı insancıl gösterme. Batı kültürünü insani bir değer olarak ya. Kesinlikle insani değerleri olmayan bir topluluk şeydir, kültürdür Batı. Batı kültürü. Batı kültürü emperyalist bir kültürdür. Şimdi bugün mesela Batı kültürüne özenenler, Batı kültürünü savunanlar, Batı özgürlüğünü savunanlar, CHP ile birlikte hareket edip bu diğer ittifakla beraber hareket edenler şunu bilsinler ki onların bağlı bulundukları, özellikle bizim partimizi o kurdu dedikleri Mustafa Kemal de kültür emperyalizmine ve emperyalistlere karşı savaştı. Kendilerinin emperyalistlere karşı savaştığını bir ispatlasınlar, bir göstersinler bakalım. Şimdi bir sorun kaldı. Bunu şunun için söylüyorum. Şunun için söylüyorum. Kendi anlayışlarıyla ve düşünceleriyle tezat haline gelmişlerdir. Şimdi Mursi meselesini biraz konuşup öyle geçelim. Bakın, Mısır'daki idamlara ses çıkarmayanlar, Mısır'da Mursi'nin mahkeme salonunda ölmesi, hasta olmasına rağmen hastaneye gönderilmemesi. Bu mesela aynı durum Mursi tarafından herhangi bir şekilde hukuksuzluk yapılmış olsaydı, herhangi bir şekilde Mursi Cumhurbaşkanı, Mısır Cumhurbaşkanı seçilmiş, son Cumhurbaşkanı ve ilk ve son Cumhurbaşkanı Mısır'ın. Belki bundan sonra seçilecek olanlar, inşallah bundan sonra Mısır'da büyük değişimler olacağını düşünüyorum ben Allah'ın izniyle. Ama bakın Mursi bir kısım insan haklarına dönük ihlaller yapmış olsaydı Mursi'yi bu adamlar yüce divanlara götürürlerdi. Lahi adalet divanlarına götürürlerdi. Bu batı materyalizmi, bu küresel sistem. Bu kadar insan katledilmesine rağmen. Bakın silahsız bir gösteriye müdahale ediliyor. Binlerce insan ölüyor Mısır'da. Ve öldüren adam belli. Talimatı veren adam belli. Bugün Suudi Arabistan'da üstelik Amerikan gazetesinde yazan Kaşıkçı öldürüldü.
adice öldürüldü, dilim dilim doğrandı. Adamların zerre kadar yüreği hoplamadı. Evet. Ve kendi gazetelerinin yazarı olmasına rağmen. Bu mudur yani insan hakları? O da gündemde şu anda. Bu mudur insan hakları? Şu anda o da gündemde konuşuyor. Şimdi onun için Türkiye'de şunu söyleyeyim. Türkiye İslam toplumu, İslam dünyası içerisinde özgüveni yüksek tek ülke haline gelmiştir. Buradan geri dönüş olmaması lazım. Burada insanların çok daha diri, çok daha dingin, çok daha zekice hareket etmesi lazım. Yani perdenin önünü görüp hareket etmemesi lazım. Bu toplumun, bu topraklarda yaşayan insanların. Evet. Perdenin önüne bakarken ferasetle arkasını görmesi lazım. Arkasında hangi dolaplar dönüyor? Yani bunu görmesi lazım. Yıkılma lüksü yok, şansı yok. Öyle kesinlikle bir şansı yok. Şimdi hocam tam oradan, tam devam ederek, gerçi az önce madde madde hızlı bir şekilde sıraladınız ama ümitsiz bir yerde miyiz? Hayır. Asla. Ne yapılmalı, ne olabilir? Ben zaten son kısma gel, son kısımda şunu söylemiştim size. Şu anda İstanbul bir nevi Türkiye demektir diyorlar ya. İstanbul'u alan işte Türkiye'yi alır. Ki bu gerçekçi bir hani şeyi. Çünkü İstanbul Türkiye'nin bir şeyi yani modeli. %45'lik oy şudur. Bu millet öyle veya böyle aldatılmış olsa bile bir sarı kart çekmiştir AK Parti'ye. Kırmızı kart değil. Henüz daha kırmızı kart değil. Eğer AK Parti ben devlet oldum derse, milli ve yerli adı altında İnsan ve insanlık değerlerini bir kenara atarsa, hukukun üstünlüğü ve adalet ekseni siyasetine dönmezse, bu 45'i de bulması mümkün değil. Rahmetli Özal'ın partisi ana vatanın durumuna düşer. Çok net söylüyorum. Çünkü kabul edelim veya etmeyelim, bir asırlık bu ülkenin sosyolojisini tahrip eden Kemalist sistemin vesayet sahipleri, ki bu zihniyet CHP'nin kendisidir. Onun askeri yönden, ekonomik yönden bağımsızlığını önünü kesen de bunlardır. Tanıyoruz bunları. Askeriyle, medyasıyla, efendim yargısıyla. Ya düşünün yani. Bize hak ve hukuk, adalet diyen insanların yargısının 28 Şubat generallerinin de nasıl esas duruşta olduklarını, nasıl talimatla hareket ettiklerini, yakın zamanda hani bunların hepsini yaşamışız. Yine uluslararası sermayenin uzantısı durumundaki olan iş çevrelerinin hiçbir zaman bu ülkede hayırlı bir üretime dönük bir, affedersin, bir icraatın yapılmasını istemediklerini yaşıyoruz bu ülkede. Sosyolojimizden bütünleşirsek, yani milli ve yerli adı altında değil, milli ve yerlilikten anladığımız bizim, malumunuz, millet kavramı bizde, aynı inancı paylaşan, farklı kimliklerin, farklı kabilelerin, farklı renklerin bir araya geldiği topluluğun adıdır. Zaman zaman AK Parti buna vurgu yapıyor. Ama öbür taraftan da bu vurguyu boşa çıkaracak söylemleri var. Dolayısıyla AK Parti 28 Şubat, yani devleti kutsamayacak. Çünkü din insan içindir, devlet de insan için olmalıdır. Devletin de yaşayabilmesi için insanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesiyle hareket etmelidir. İnsan ve insanlık değerlerini merkeze alırsa 12 Eylül'e 28 Şubat ve daha sonra o din simsarı, işbirlikçi emperyalist o din simsarı FETÖ yargısının oluşturduğu devlet hafızasını resetlemelidir. Yok hükmünde saymalıdır. Onunla ilgili tüm güvenlik soruşturmaları boşa çıkarılmalıdır. Bu yeni yargı reformunda yapılan iyileştirmeler yeterli değildir. Bu hafıza ortada olduğu müddetçe
yapacağınız yargı reformlarında hukukun üstünlüğünü ve o insan haklarının ihlallerinin önüne geçemezsiniz. Şimdi o hafızayı biraz açmak gerekecek herhalde. Yani FETÖ hafızası derken bir örnekleme yaparsak onu biraz açalım hocam. Tam anlaşılsın. O şu. 28 Şubat darbesi olsun, önceki darbe olsun. Kemalist sistemin başlangıç ilkeyle başlayan ve anayasasının kodladığı, formatladığı bir yargı şeyi var, anlayışı var, formatı var. Bunu sıpkı laiklik gibi müfhem bırakıyorlar. Müfhem, açık. Ama şunu söylüyorlar, şu hareketi yaptığın zaman irticaz. Şu hareketi yaptığın zaman iltica üzerinden teröristsin. Yani misal ben işittiğim, eğer doğruysa doğru değilse bilmiyorum. Ümit ederim ki yanlıştır. Temel Karamanlıoğlu bu seçim arafesinde pasaport almaya gitmiş. Herife demişler ki sen teröristsin. Recep Kutan araya girmiş, bu pasaportunu vermişler. Bir hafızadan bahsediyor. İsim benzerliği mi? He? İsim benzerliği mi olmuş, ne olmuş? Bilmiyorum. Yani bunu doğru, yani söylemek istediğim şu. Keyfi ellerinde o oluşturulmuş bir hafıza var ya. O hafızayı bu zevat yorumluyor. Ama ona bu şeyi veren altyapısı mevcut anayasal sistemdir. Dolayısıyla bu anayasal sistem üzerinde mesela vatan, millet, bayrak önemlidir kardeşim. Fakat şimdi yok, örnek deyince daha somut bir şey bekledim de şunun için, hani siz içinde olduğunuz için söyledim. Şimdi bir üniversiteyi bitirmiş genç. Evet. Ve atanmış. Ha, bu anlamda. Şimdi evet. Açık açık bir örnek söylüyorum. Evet. Atanmış, evet. Tam göreve başlayacak. Evet. İşte diğer öğretmen yani. Göreve başlayacak, okul belli. Her şey hazır. Gidiyor yerine. Evet. O anda bir mesaj geliyor. Diyor ki kusura bakma, senin baban Hüdapar'la çalıştığı için. Veya anan, veya bacın, veya kardeşin. Veya baban, veya akraban, evet. Hüdapar üyesi. Hatta Hüdaparların yoğun olduğu bir mahallede oturdukları için gibi böyle absürt şeyler de çıktı. Şimdi Hüdapar kim? Bu neden suç? Neden güvenlik soruşturmasına takılıyor? Şimdi bir hafıza derken işte FETÖ'nün oluşturduğu bir işte orada yazıyor. Bir o şey Hüdapar var. Orada sicili şey, bozuk. He, veya evet. Veya buna özenen, bunu kullanan, bunu istismar eden veya evet. bunu kendisi için bir dayanak kabul eden evet. birileri var, evet. klik var. Ve siz de bunu bildiğiniz halde evet. buna karşı hiçbir tedbir aynen. Çünkü hafıza çünkü bu onu basit bir örnek. Ama bunun aynen, gibi aynen. yüzlerce, bunun binlerce. Gibi binlerce. Evet. Aynen durum öyledir. Bakın. Şimdi benim orada anlatmak istediğim zaten o. Siz izah ettiniz, Allah razı olsun. Bir somut örnek verdiniz. Ben onu anlamamıştım somut örneğe gitmek için. Burada bakın suçun şahsiliği ilkesi ortadan kalkıyor. Hukuk diye bir şey kalmıyor. İşte bu suçun şahsiliği ilkesini ortadan kaldıran, hukuk cinayeti işleyen işletilmesine sebep olan o hafızadır. O hafızayı ortadan kaldırırsanız, suçun şahsiliği ilkesini hukukun üstünlüğüyle devreye sokarsanız bu mağduriyetler ortadan kalkar. Söylemek istediğim, bunu anayasal zeminini ortadan kaldırmak lazım. Yani terör kime denir, terörist kime denir? Ya bir yani daha da açık bir hale getireyim. Ya bir HDP diye bir parti var değil mi kardeşim? He? PKK talimat veriyor, Kandil. He? Belki adaylarını milletvekillerine seçiyor. Efendime söyleyeyim. Ve bu parti 6 milyon oy alıyor. Şimdi sen bu 6 milyona terörist muamelesi yaparsan veya bir dil sürçmesi oldu veya o manaya gelecek bir kelime söylersin. Aha, sen bir aşırılık CHP zihniyetinin Kürtlere yüklediği zulmün faturasını sana çektirirler. Çünkü o algı mühendisliği ve sosyal medya ve halk ilişkiler operasyonu şu anda yalan siyasetin en önemli araçlarıdır yani. Evet. Burada bu hafıza da ona hizmet ederse ve çok tehlikelidir. Yani şöyle söyleyeyim size. Burada bir örnek açayım. Bu hafızanın özgürlükçü, insan merkezli ve adalet anlayışlı olan AK Parti iktidarının
iktidarına yakışmıyor. Bu hafıza onu bitirir. Yani şöyle söyleyeyim size, Erdoğan yani şu anda bir cumhurbaşkanı olmamış olsa, yani sıradan bir vatandaş olsa, bu hafıza Erdoğan'ı içeriye alır. Kurtulma şansı sıfırdır. Çünkü bu hafızaya göre keyfi bir hukuk var. İstediklerine terörist derler, istediklerini dışarı çıkardı. Yani FETÖ ile mücadele ederken şahıslar işte bir şekilde alınıyor ama FETÖ'nün ortaya koyduğu o işte kurallar veya evet, hafıza dediğiniz... Yani mesela sizi, sizin bir hayali bir örgüt kurmuş. O hayali örgütle siz ilintili hani şey yapıyor. Telefon görüşmen olmuş. Yok o gitmişsin merhaba demişsin. Bu tür şeyler sizi örgüt suçu ve yardım yasaklı suçundan içeri aldırır. Peki. Yani bir şey daha söyleyeyim. Burada önemli olan şu. Önemli olan şu. Bu zihniyetin, yani mesela şöyle söyleyeyim. Türkiye'de bir mesela bir madımak olmuştur. Bunun arkasında bu sistemin, bu vesayet sistemi var. Çünkü çatışma üzerine besleniyor. Hemen o madımakın üzerinden başbaktılar katliamını da yapan kendileri. Susa caminin şehit katliamını yapanlar da bu aynı yerden talimat alan kimseler. Bu çatışmadan sistem besleniyor. Bu ama çatıştırılanlar da ne kadar acıdır ki. Bakın bir örnek vereyim size bugün şu anda mesela. HDP şu anda CHP ile beraber. Saadet Partisi bu Madımak olaylarında Temel Karamollaoğlu katil de değil mi? Belediye başkanı diyor. Belediye başkanı ve katil diyor yani söylüyorlardı kendisine. Şimdi Saadet Partisi, İyi Partisi, hadi ülkücü diyelim. Ülkücüler içinde şunu söyleyeyim. 12 Eylül geldi, buldozer gibi geçti bu ülkenin üzerinden. O günün hani ne, yani yarınları olan yani gerçekten fedakar, okumuş, akademisyen o genç neslini tüketti. Mesela ülkücüler için şunu söyleyeyim. Türkeş'i aldılar içeriye. Türkeş içerideydi. Dediler, bu nasıl bir iştir? Bizim hani bu darbe yapanlar bizim fikrimiz iktidarda. Vatan, millet bakı, bayrak ya. Çünkü bayrak adına darbe yapıyorlar bunlar hep. Ama biz içeride. Şimdi yani söylemek istediğim, ülkücüler nasiplerini almışlar bu sistemler. Müslümanlar almışlar, Kürtler almışlar, Aleviler almışlar. Bunlara hepsini çektiren CHP'dir. Ama bunlar ne acı, ne garip bir şeydir. CHP'nin Ekrem İmamoğlu'sunun bir bayrak olarak öne almışlar onu. Hak, hukuk, adalet diye peşine takılmışlar. Burada bir duracağız. AK Parti'ye şunu söylemek istiyorum. AK Parti bu milli ve yerliliği, insan merkezli bir adalet ekseni siyasetine dönsün. Yani burada kendi payını sorgulamalı, hepsinin o cepheye gitmesindeki payını... Tabii. Peki. Türkiye sosyolojisini kucaklayan, bak tekrar söyleyeyim, son sözlerimi söyleyeyim. Şu anda Türkiye'nin tek Türkiye partisi AK Parti'dir. Hala AK Parti'dir. CHP Doğu ve Güneydoğu'da yoktur. Hele o 2015'te MHP ve CHP'nin Kemalist sağın ve solun oyları 22 ilde %2,5-3'tür ikisinin toplamı. Malatya, Gaziantep şurayı burayı sayarsan Sivas'ı Malatya'ya kadar Doğu'yu da Erzurum'a katarsan 26'ya çıkarırsan 2015 seçimlerinde ikisinin toplam oyu %6'yı geçmiyor, %7'yi geçmiyor. Şimdi ben size bir soru sorayım. CHP'ye de soruyorum, MHP'ye de soruyorum. Türkiye partisi olacak. Hani dün dedi ya Kemal Kılıçdaroğlu, biz 82 milyon artık partisiyiz. Ayrıştıran, bölen, bölücülük yapan dil, Türkiye sosyolojisini kucaklayamaz. Onun siyasal karşılıkları Doğu ve Güneydoğu'da %6 ise Türkiye partisi olmamışsın demektir. Ama AK Parti, Akdeniz'de var. Karadeniz'de var, Marmara'da var, Doğu ve Güneydoğu'da var, her yerde var. Ama bu temsiliyeti insan merkezli ve adalet eksenli siyasetine borçludur. Evet. Bunu terk ettiği an, bunun faturası, bunun tamamını bu kutuplaşan siyasetin mimarı olan,
CHP'nin Ekrem İmamoğlu gibi bayraklaştırılan, yani bu simgelerine teslim ederler. Ha, şimdi onlar için de bir şey söyleyeyim. Doğru veya yanlış. Ekrem İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu, etnisite, yaşam üzerinden siyaset yapmayacağını, insanlık üzerine, Yahudisiyle, Ermenisiyle, Süryanisiyle vesaire hepsinin 16 milyonun hani belediye başkanı olduğunu göreceğiz. Yani çok olup olmadığını diyorsunuz. Ve inşallah da temennim de o ki, temennim de o ki kutuplaşan bu siyasetin normale dönmesinde CHP mi bunu yapar? Bundan memnun niye suya? Peki. Şimdi o 18 günlük süreci şeyi konuşmayacağım. O İmamoğlu'nun o aradaki. Şimdi az önce vesayete karşı ilk başta söylediniz AK Parti direndi vesaire. Fakat şimdi vesayet dönemlerinde duyduğumuz, çokça duyduğumuz bir kelime var. Mağdur. İşte 28 Şubat'ın mağdurları, 12 Eylül mağdurları mağdur etti. Fakat günümüzde de artık bunları çok konuşuyoruz. Nafaka mağdurları, evet, mülakat mağdurları, güvenlik soruşturması mağdurları, işte ibadet kesiminin, FETÖ'nün ibadet kesiminin işte atılmış KHK filan veya işte genç evlilik mağdurları. Şimdi bu mağdurların bir de ahları var. Evet. Karşı titreten ahları var. Evet. Kimseye duyuramadıkları, kimsenin ilgilenmediği, çözmediği, çözülmeyen ahlar. Bunların da bir yerde bir karşılığı var. Şüphesiz. Ve maalesef bunlar işte, ha, işte çözeceğiz, biliyoruz, duyduk filan denip de işte hiçbir şey yapılmıyor. Şimdi hocam, süremizin de yavaş yavaş sonlarına geliyoruz da, ya stratejik, ya şimdi daha geçen yılki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ın miting performansı veya stratejisi çok başarılı bulundu. Ki kullandığı dil, söylem çok iyi planlanmış, seçilmiş falan dendi ki gerçekten de neticede aldı. Fakat bu 31 Mart seçimlerinde yani Erdoğan'ın sahada çokça hem dilinde hem işte az önce hocamın da yani işte terörist şeyi yaftasıyla vesaire. Şimdi CHP eleştirdi, şöyle oldu ama şimdi açık bir şey yok mu? Yani bir stratejik hata ki bunu MHP ile o ittifakı da içine alarak ki hala mesela bu seçimin sonucunda bile çıkıp ittifakımız devam ediyor. Cumhur İttifakı'nda bir sorun yok. Veya o dil. Bu strateji nasıl okumak lazım? Ki siz dediniz, ben bu seçim sürecinde desteğimi verdim, içindeydim dediniz. Yani siz o görmediniz mi? Yani o strateji de ya kardeşim bu bir hatadır. İşte Kürtler, Kürdistan diyenler gitsinler, öyle bir devlet var. Ne bir, şimdi bu mesela. Yani bunu nasıl göremedi? Veya bunun arkasında ne var sizce bu hatalı? İşte az önce söylediğim bir tabii özgüven sorunu var. Genelde yukarıdan aşağıya özgüven yansıdı. Tabii Tayyip Bey belediye başkanlığı seçimi olduğu için Binali Bey'in bu ikinci seçimden bahsediyoruz. 31 Mart seçimi. Birinci şeyde seçimde, pardon, 31 Mart seçiminde Tayyip Bey son hafta bayağı atağa geçti. Bir tarama yaptı. Türkiye taraması yaptı biliyorsunuz. Hiç susmadı. Sürekli konuştu. Çünkü baktı ki durum sıkıntılı. Biraz toparlandı. Bu seçimlerde dedi ki yani Binali Bey kendi bu işi götürsün. Yani bu belediye seçimi Cumhurbaşkanlığı biraz daha bağımsız, objektif durumda kalsın. Tayyip Bey de epey direndi bunu yapmamak için. Yani karışmamak için neredeyse son haftaya kadar bayağı bir direndi. Son hafta bir 2-3 gün bir hamle yaptı. Sonra çekildi. Ama o zaman durumu görmüşlerdi zaten. %12'lik bir farktan bahsediyorlar. Tabii durumu görmüşlerdi. Nitekim daha sabahleyin sandığa gittikleri zaman da Binali Bey'in de Sayın Cumhurbaşkanımızın da gardı düşüktü. Yani oy verdikten sonraki uslup ve konuşma, vücut dili bunu söylüyordu. Yani vücut dili bunu anlatıyordu. Yalnız şunu söyleyeyim. Özellikle belediye yöneticileri, yani şu an yerel yönetimler olduğu için bunu konuşuyoruz. Kesinlikle. Ama tabii bu genel bütün yönetimlere bir hitaptır. Aynı zamanda 1994'te İstanbul seçimleri %26 ile alındı. Şimdi %26 ile kazanılan bir büyükşehir belediyesi %45 ile kaybetti. Bu biraz Huneyn Savaşı'na benzetiyorum ben bunu.
Yani %26 ile aldığınız belediyeyi %45 ile kaybediyorsunuz. Şimdi şu sorgulanması lazım. Ben bir ilahiyatçı olarak bunun sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Kendi içinde bir öz eleştiri şeklinde, bir muhasebe şeklinde. Bunun sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Nedir o? Acaba Gayretullah'a dokunan bir şey yapıldı mı? Yani bunu bütün belediyeciler, yerel yönetim anlamında söylüyorum. Çünkü kaybedilen epey de yeri var. Bu özellikle son 31 maç seçiminde biraz daha sarsıldı durum. Yani ümitsizlik durumuna, sanki geleceğe dönük daha sıkıntılı durumlar yaşanacak gibi bir intiba oluştu. Esasında bu işte toparlamak çok zor değil. Ciddi bir motivasyon, ciddi bir tanıtım, enformasyon hatayla bütün bunlar yok olur. Ama esas mesele de yönetimlerdedir. Şimdi ben CHP'nin ne yapacağını biliyorum. Yani İmamoğlu'nun ne yapacağını biliyorum. Ezbere biliyorum yani. Tecrübe böyle bir şeydir zaten. Bakın Kur'an'ın 4/3'ünün kıssalardan oluşmasının, tecrübelerden oluşmasının sebebi de budur. Okuyun geçmişi. Tarihi okuyun. Geleceği görürsünüz. Yani bu gayipten haber vermek anlamında değildir. Yani tarihsel süreç sürekli tekrarlardan ibaret olduğu için anlarsınız yani ne yapılacak diye. Ekrem İmamoğlu'nun mu yoksa Canan Kaftancıoğlu'nun mu? Bakın Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediyesi'ni sembolik bir başkan olarak yönetecek. Büyükşehir Belediyesi eş başkanlıkla yönetilecek. Çünkü bu ittifakın gereği de budur. Birincisi bu. İkincisi yapılacak olan şeyi söyleyeyim ben size. Herkes hatırlar. Ahmet Necdet Sezer'in Cumhurbaşkanı olduğu dönemde Ahmet Necdet Sezer kırmızı ışıkta dururdu. Bütün gazeteler Cumhurbaşkanı kırmızı ışıkta durdu derdi. Pazara çıkar evine alışveriş yapardı. Bir pazardan alışveriş yapardı. Bütün gazeteler ertesi gün Ahmet Necdet Sezer pazardan şunu aldı, bunu aldı. Bir normal bir vatandaş gibi alışveriş yaptı. Bunlar algı yönetimleri. Efendim hastaneye geldi Ahmet Necdet Sezer. Ankara'da bir hastaneye geldi. Hastanede normal hastalarla beraber kuyrukta bekledi. Şimdi bakın bunlar hep algı yönetimleridir. Şimdi dikkat edeceğiz, göreceğiz yani bunu. Hep beraber göreceğiz. İnşallah bu program yaptığımız zaman da bu tekrarları aynen biz burada söyledik mi söylemedik mi? Yani bu böyle bir şeyi sevmem. Yani az önce siz de ifade ettiniz. Yani biz söylemiştik söyledik filan şeyini sevmem ama bir aklın en önemli rehberi tecrübedir, biliyor musunuz? Tecrübe aklın en önemli rehberidir. Şimdi oradan yola çıktığımız zaman bütün bunların yeniden bir algı şeklinde önümüze çıkacağını göreceğiz. Attığı her adımı, yani kırmızı ışıkta durmasını, halkla beraber farklı bir diyalog kurmasını, pazara çıkmasını, şunu bunu, bazı yaptığı işler öyle bir allanıp kullanacak ki. Şimdi AK Parti'nin yapmadığı iş yok bana göre. Yani AK Parti belediyeleri dünyevi yönden söylüyorum. Az önce Emin abi bir örnek verdi ya, Gebze'den Halkalı'ya kadar Marmaray uzatıldı. Bu bile anlatılamadı, ayrı bir konu ama dünyevi yönden CHP'nin de diğer partilerin de hayal edemeyeceği şeyler yapıldı. Dünyevi yönden. Burada hiç problem yok. Burada asıl mesele şu, yapılanların anlatılamayışı bir tarafa, dezenformasyonlara karşı üretilen herhangi bir şey olmadı. Yani algıları oluşturulan, kendine dönük oluşturulan algıları yok etmeye dönük bir çalışma da yapmadı. Yani zehire karşı panzehir üretmedi. Yani burada teşkilatlar, hep özgüven dediniz ama. Tabii teşkilatlar sürekli boynunu büktü adeta. Değişecek mi hocam? Tabii bütün bunların ciddi istişarelerle değişmesi lazım. Yani eğer bir algı yapılıyorsa, mesela bir algı yapılıyorsa bunun ciddi bir tebliğ ya da bizim dilimizde tebliğ, telkin ya da ciddi bir enformasyonla alay edilmesi lazım bununla. Yani eğer oluşturulmaya çalışacak bu algılarla, efendim kırmızı ışıkta durdu, bunun propagandası yapılıyorsa belki başka algılar çıkacak, tahmin ediyorum. Şimdi senaryonun içerisinde bir sürü şey vardır. Yani 2023'e biz nasıl hazırlayacağız İmamoğlu'nu? Evet. Bu algıların içerisinde bir sürü proje vardır. Şimdi bu projeler geliştiriliyor. Toplum mühendisliği projeleri geliştiriliyor ki yani bu FETÖ'de de bol miktarda vardır bu projelerden. DHKPC'de de vardır. Onların bu tecrübeleri de vardır. Türk Solu'nda da vardır. PKK'da da vardır bu projeler. Yani bir algı yönetimi.
Bakın dikkat edin, son seçimlerde mesela, son seçimlerde değil uzun zamandan beri 6-8 Ekim olayları olmasına rağmen HDP terörün içerisinde gösterilemedi. Bal gibi terör estirdin kardeşim. Niye gösterilemedi? Çünkü uluslararası bir koruma zırhı var ve ciddi bir algı yönetimi var. Öyle bir yapıyor ki adam mesela kendisi bir terör yapıyor, diyor ki devlet yaptı. Ama devlet içerisinde öyle bir korumacı refleksleri var ki bunu kalkıp izah etme gereği bile duymuyor. Çünkü ben devletim. Böyle bir şey yok artık. Her şey şeffaf. Yani bütün önce karşı taraf eğer bir algı yönetimi yapıyorsa bunu gerekiyorsa tiye alarak gerekiyorsa bu işin ciddi boyutlarını güzel güzel, evet, anlatarak toplumla bu işi yüz yüze konuşarak halletmeniz gerekiyor. Bundan sonra yani yeni bir dönem başlıyor esasında. Yeni bir dönem başlıyor. Yani kendilerine gelmesi için aslında yeterli bir süre var. Tabii toplum mühendisliği, toplum mühendisliği karşılıklı çalışacak bundan sonra. Hatta bazı durumlarda mesela diyelim ki tahmin ediyorsunuz ki şu yapılacak. Bizim mesela burada söylediğimiz bazı tahminler var. Tahmin ediyorsunuz ki şu yapılacak. Bak biz demedik mi bu yapılacak kardeşim? Yani işte Ahmet Necdet Sezer'in yaptığı gibi biz demedik mi, bak adam hastanede kuyruğa girince bunun propagandasını yapacak. Yani önceden de bazı şeyleri ön alacak şekilde, yani tahmin edecek şekilde ortaya dizebilirsiniz. Bizim dönemlerimizde şeyler vardı mesela gırgır gibi, limon gibi, efendime söyleyeyim, birçok böyle her şeyi gırgıra alan karikatür dergileri. Karikatürize eden birçok şey vardı. Artık bunları yavaş yavaş bizimkilerin yapması lazım. Üstelik canlı yayınlarda yapması lazım. Peki. Yani televizyon programlarında yapması lazım. Şimdi süremiz bitti de yalnız özellikle İstanbul için herkesin söylediği bir şey daha var. AK Parti teşkilatlarının tamamen bittiği, hiç çalışmadıkları ve yani sahada gönülsüz, zoraki, böyle sanki hiç istemeyerek yer almak zorunda kalmış gibi bir görüntü sergiledikleri. Bu konuda birçok eleştiri var ki... Ben size çok somut bir şey söyleyeyim mi bu konuda? Tabii haklarını yemeyelim. Mutlaka çalışmışlardır. Yani o genç bir ekip var. Yeterli çalışmadılar. Az önce dediğim gibi gardı düştüğü için özgüveni yüksek bir çalışma temposu olmadı. Motivasyonlu, dinamizm, onlara dinamizm verecek bir şey, bir adeta bir körükleme yapılamadı. Anlatabiliyor muyum? Yani bu körükleme olmadan, o moral motivasyonu ciddi şekilde yüklemeden bir savaşı bile kazanamazsınız yani. Ordunun da olduğu gibi normal siyasi mücadelelerde de bu motivasyon şart. Ama basit bir örnek vereceğim size. Şimdi şaşıracaksınız. Bakın dün gece Binali Bey çıktı 7:20 geçe, 7'yi çeyrek geçe yenildiğini açıkladı. Açıkladığı saatte bütün teşkilatlar, müşahitler, avukatlar neredeydi biliyor musunuz? Daha henüz sandıkların başında yeni sayıyorlardı sandıkları. Yani siyaset bilmemek değil, bu teşkilatçılığı ve organizasyonu bilmemektir. Yani sanki sabahtan yenileceğini biliyor ya ve... Kardeşim yani sen öyle bir saatte yapıyorsun bunu ki, yani oradaki insanların bütün zaten şeyleri düşük, özgüvenleri düşük. Yani ciddi bir dinamizm aşılamamışsınız. O yapıya, o teşkilata. Çünkü bu hep böyle heyecanla gelmiştir. Aradaki fark çok olduğu için olabilir mi? Çok büyük bir fark. Hiç önemli değil. Bakın o insanlar heyecanla, daha henüz o işin sandığın son şeyinde, siz kalkıyorsunuz belki o sandıkların henüz %90'ı sayılmamış. O saate bakın şimdi. Mesela saat 5'te... Ama sayılmıştı bakın, sanki. Anadolu Ajansı 7:15'te saymış. Bakın o %95'i sayılmış mı? Yüksek Seçim Kurulu şey değil bana göre. Henüz hepsi, müşahitler dahil olmak üzere hepsi sandıklarda sayıma devam ediyorlar. Ben saat saat hesaplıyorum. Mesela saat 5'te sandıklar kapandı. Ondan sonra çuvallar dökülüyor. Şeyler dökülüyor masaya. Zarflar sayılıyor. Sonra zarflar açılıyor. Bunları AK Parti'nin elinde de bakın, şeyler listede. Yok daha henüz liste gelmedi ki, açmadı. Daha yeni, bakın söylüyorum size şimdi. Şu masanın üzerine zarfları döküyorsunuz. Bu zarfları tek tek sayıyorsunuz. Sonra o zarfları tek tek açıp göstererek AK Parti, CHP ya da şu... Onları yazıyorlar ama hocam. Ondan sonra yazıyorlar işte. Şimdi o yazılıyor. Yazıyorsunuz. Burada bir sorun yok. Ama her sandıkta 300-350 tane oy olduğunu düşünün. O 300-350 oyun bir sayılma süresi vardır.
Açıklama süresi vardır. En sonunda onun toplamını yazarsınız. Herkes birer tane kağıt alır. Ama bunun saati o saat değil. Bunun saati asgari 8'dir. Daha evet. Kaldı ki bütün o teşkilatlar o sandıkların başındayken, o gençler o sandıkların başındayken böyle bir açıklama yapmak ne olursa getirdik, olsun, aradaki fark ne olursa olsun diyor, doğru değil. Tabii diyorsun. Doğru değil diyor. Peki. Hocam bitirdik gerçi de. Varsa bir son sözünüz, kısa, çok kısa. Kısa olarak söyleyeyim. Ya esas itibariyle bu kutuplaşan sosyal katmanlar ve siyasi karşılıkları bu sürdürülebilir bir durum değil. Bu ülkenin içeride ve dışarıda bir çıkmazıdır. Ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı o siyasi dil derhal terk edilmelidir. Peki. Bunu da ifade edeyim, bir iki kelime söyleyeyim, öyle kapatalım. İzniniz var mı iki dakika? Estağfurullah. Burada da esas ilke şu olmalı. Türkiye sosyoloji her şeyden önce etnisitelerine ve yaşam biçimlerine bakılmaksızın insan olarak ele alınmalı. Bunun insanlık değerleri öne çıkarılmalı. O yönüyle meseleye bakılmalı. Ve en önemli bir nokta, zulüm nereden gelirse gelsin, adı ne olursa olsun, dini, milliyeti, rengi, dili, aidiyeti ne olursa olsun, zulme karşı mazlumun yanında hilful fudul diye biz tarif ettiğimiz, yani zulme karşı mazlumların yanında olmaz siyasetinin adı olan hilful fudul siyasetinin siyasetimizin ana eksenine oturtulması lazım. Peki. Bu anlamda diyalog yollarının da açık olması lazım. Asla ötekileştirmemek lazım. Türkiye İttifakı daha da genişletilmeli ve bütün kesimlere hitap edecek insan eksenli ve insanlık değerleri eksenli bir siyaset eğer sürdürülür ise Türkiye'nin önü açıktır. Yine ülkemiz için bu seçimden hayırlı olmasını dileyelim. Böyle kapatalım. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun muhterem Mehmet Emin Vural Hocam ve Selahattin Yazıcı Hocam. Sağ olun, var olun. Biz bir duayla bitirelim mi yine? Bizim bitirdik ama Hazreti kısa olursa hocam. Hazreti Peygamber'in en çok sevdiği dualardan birisidir. Allahümme ya muhavvilel havli vel ahval havvil halena ila senhal. Halleri değiştirip dönüştüren Allah'ım halimizi hallerin en güzeline dönüştür. Amin. Amin inşallah. Toplumumuz da buna amin desin inşallah. Amin inşallah. Amin. Efendim gelecek hafta yine buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.